Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel ve aydınlık insanları, herkese günaydın efendim. Yeni bir gün, Perşembe sabahındayız. 9 Nisan yaptık tarihi. Ben Nazar Erişkin, ekip arkadaşlarımla birlikte bugüne dair de günün öne çıkanlarını, bugüne taşınanları dünyada ve ülkede olup bitenleri ekranlarınıza getirmek üzere karşınızdayız. Bu evde karantina döneminin en güzel sonuçlarından bir tanesi hiç kuşkusuz böyle evlerden, sizlerin evlerinden bizlere ulaşan videoları da yayınlayabiliriz. Bilmek. Kimisi müzik yapıyor, kimisi yemek yapıyor. Yemekler sosyal medyada paylaşılıyor. Farklı tartışmalara da neden oluyor biliyorsunuz. Bir taraftan onlar ama hiç kuşkusuz bu yeteneklerin paylaşılıyor olması. Her sabaha böyle birazcık müzikle başlamaya çalışıyoruz. Moral olsun hepimize diye. Umarız olmuştur, umarız başarıyoruz bunu da. Hem ülkede hem dünyadaki duruma bakacağız. Covid-19 elbette temel gündem maddemiz. Hem sağlık hem ekonomi anlamında bu konuyla alakalı neler olup bittiğine bakacağız. Önceki gün İngiltere'den ilk uçak gelmişti biliyorsunuz. Pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Gelen yurttaşların kaldıkları yurt şartları çok konuşuldu, tartışıldı. Gerek var mıydı? Şahsi fikrim hayır. Bununla birlikte hani ortalık o kadar hopladı ki farklı şeylerle mücadele edilmesi gereken bir süreçte gündemin buna fokuslanıyor olması gerçekten toplumun belli bir kesimini oldukça rahatsız etti. Şimdi pandemi hastanesi biliyorsunuz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, onunla ilgili yeni açıklamaları var. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin birazcık şaşırdık doğrusu. Yeni bir pandemi hastanesi yapılacak. Nasıl olacak bu? Kudret Özersay da haberimiz yok dedi. Yeni cezaevi binası olabilir dedi. Yani Bakanlar Kurulu'nda konuşulup bir ortak karar üretilmeden önümüze gelen kimi gelişmeler oluyor, şaşkınlık veriyor doğrusu. Bugün ele alacağımız konular arasında olacak bunlarda. Sıla Usar İncirli ilk konuğum olacak. Onunla işin sağlık boyutunu ve yaşanan bu gelişmeleri konuşacağız. Mustafa Besim ikinci konuğum, onunla da ekonomi ayağını konuşacağız. Bu krizin neoliberal politikalar çöktü mü? Dünyada bu yükün altından, bu krizin altından nasıl kalkacak ülkeler? Ülkemizde alınan önlemler yeterli mi? Neler yapılabilir, neler yapılabilirdi? Ve biz nasıl kalkacağız bu krizin altından? Bir sonraki aşamada en çok konuşacağımız konu bu. Hali hazırda da konuşuyoruz elbette. Çünkü ekonomik etkilerini de çok ciddi şekilde hissetmek başladık doğrusu. Tüm bunlar olacak işte gündemimizde ilerleyen dakikalarda. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. İyi yayınlar dilekleriniz için de teşekkür edelim. Gülsün Karadayı, Akile Racı, Özlem Baştaş, Bilge Han, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın diyoruz. Dünyadaki duruma bir bakalım isterseniz yayının hemen başında. Demiştim ki 1 milyon rakamına dünya genelinde geçtiğimiz hafta sonu itibariyle ulaşılmıştı ve ondan sonrası çok hızlı gelmeye başladı. 1,5 milyon insanı aştı dünya genelinde koronavirüsüyle mücadele edenlerin sayısı 1.518.454'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 88.486, 332.993 var. Vaka şimdiye kadar iyileşti ve görülen ülke sayısında da artış var. 214'e yükselmiş durumda o da. Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı anlamında en çok rakamın karşımıza çıktığı ülke, 435.592 rakamıyla. İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa izliyor onu. Türkiye 9. Bu sıralamada 38.226'ya çıkmış durumda. Vaka sayısı 812'ye yükseldi. Hayatını kaybeden insanların sayısı Türkiye'de. Dünyadaki durum bu. Ülkemizdeki durum, dün verilerin daha detaylı olarak paylaşıldığını söyleyebiliriz. Zira pozitif vakaların yaş dağılımı da paylaşıldı. Rakamsal bazda dün ne durumdaydık ülke olarak, bir ona bakalım. Bölgelere göre harita üzerinde de dağılıyor. Toplam yerel vaka bugüne kadarki rakam 95, toplam yerel vaka anlamında taburcu olanlar
ve diğer rakamlar paylaşıldı detaylarıyla. Toplam yerel vaka 64 olarak görünüyor. Toplamlar, tedavisi sürenlerin toplamı 48 olarak görülüyor. Haritaya bakalım. Haritada o dağılım nasıl? Yurt dışından gelen ve gözetim altında olan 4 kişi koronavirüsü anlamında rakam olarak karşımıza çıkıyor. Karpaz 15, Lapta 10. Rakam ona yükseldi. Lefkoşa 7, Alsancak 4, Beyarmudu 3, Gönyeli 2, Gazi Mausa 2 ve Girne'de 1 vaka var. Güzelyurt ve Lefke'de hala vaka görülmemiş olması sevindirici bir haber. Bunu da sürekli paylaşıyoruz zaten. Yaş dağılımı da var dedim. Onu ilerleyen dakikalarda paylaşırım. Hani hep 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olanları daha çok etkiliyor. 65 yaş ve üzeri en çok etkileniyor demiştik ama o yaş dağılımına baktığımızda ülkede de hepimizin çok dikkatli olması gerek noktasındayız. Bir kez daha altını çizelim. Hükümetle görüşüyor bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Saat 11'de açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Dünya insanlığı olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerindeki gelişmeler çok vahim. Oralardaki tabloyu görünce kendi durumumuzla ilgili daha iyimser olabiliyoruz ama asla gevşememek lazım. Evet, ilk günden söylediğimiz gibi panik yapmayacağız ancak tedbiri elden bırakmayacağız. Henüz biten bir durum yok. Adım adım el birliğiyle dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız. Bu anlayış çerçevesinde yarın 11'de, yani bugün 11'de Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıyoruz. Davetim üzerine Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durumu ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın, evde kalın dedi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün yaptığı paylaşımda. Bugün o görüşme gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın davetiyle. Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşüyor olacak. Bundan sonraki yol haritası görüşülecek bu toplantıda Cumhurbaşkanı'nın paylaşımından anladığımız gibi. Şimdi gelin tüm bu rakamlara, dünden bugüne yaşananlara rakamsal bazda baktık. Bir de bakalım dünden bugüne biz görüşmeyeli neler olduğuna şöyle daha detaylı bir şekilde bakalım. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamalarıyla başlayalım. Dün yine basının karşısındaydı Bakan Pilli açıklamaları. Dün 178 test yapıldı ve bunlardan birinin pozitif çıktığı yönündeydi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağ ile birlikte koronavirüsü salgını ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Pilli, ülkemizde dün 178 test sonucundan bir yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Toplam vaka sayısı 95'e ulaştı. Yeni vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğu da dile getirildi Sağlık Bakanı tarafından. Bakan Pilli, 36 kadın, 28 erkek vaka olduğunu, ayrıca toplam 64 yerel vaka olduğunu, en fazla vakanın 50-59 yaş aralığında olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7, en yüksek yaşın ise 82 olduğunu söyleyen Pilli, bir kişinin hamile bir pozitif vaka olduğu bilgisini de verdi. Bundan sonra izlenecek yolla alakalı Başbakan Ersin Tatar açıklamalar yaptı. İskele'de bölge belediye başkanlarıyla bir araya geldi Başbakan Tatar. Koronavirüsü sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz dedi. Başbakan şu an için önceliklerinin halk sağlığı olduğunu vurguladı. Karpaz bölgesinin bu nedenle karantinaya alındığını ifade etti. İskele ve Karpaz bölgesinin turizm yönünden potansiyeline işaret etti. Koronavirüsü sonrası yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz dedi Başbakan. Yerli istihdamın desteklenmesinin önemine de dikkat çekti. Güneydeki durum ne? 500 rakamına ulaşılmış durumda güneyde COVID-19 pozitif hasta anlamında. Dün saptanan 32 yeni vakayla Güney Kıbrıs'ta toplam COVID-19 vakası sayısı 526'ya
yükselmiş durumda. Dün yapılan resmi açıklamaya göre 32 vakadan 24'ü halen enfekte olduğu kesinleşen kişilerle temas ettikleri yapılan takiple belirlendi. Testi pozitif çıkan 8 kişinin hikayesi araştırılıyor. Güney'de ayrıca dün Anastasiadis basın mensuplarının karşısına geçti ve ek koronavirüs önlemlerini açıkladı Anastasiadis. Orada kısıtlamalar 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Yurt dışındaki öğrenci ve işçilerin geri dönüşüne kriterler getirildi. İşletmelere ve çalışanlara verilen devlet desteği 12 Haziran tarihine kadar uzatıldı Güney'de. Türkiye'ye bakalım şimdi. Türkiye'de de rakamlar artmaya devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 4.117 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu açıkladı. 87 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 812 oldu. Vaka sayısı ise Türkiye'de toplamda 38.226'ya yükselmiş durumda. İngiltere'ye gidelim son olarak. İngiltere'de biliyorsunuz ki Başbakan Boris Johnson tedavi görüyor. COVID-19 pozitif çıktığı 27 Mart tarihinde belli olmuştu. Ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere'de yetkililer salgınla ilgili günlük basın toplantısında Boris Johnson'un durumuna ilişkin bilgi verdi. Halen yoğun bakımda olduğu belirtildi İngiltere Başbakanı'nın, ancak durumunun iyileşme gösterdiği de açıklandı. Ayrıca yatakta oturabildiği, klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurabildiği de söylendi İngiltere Başbakanı'nın. Aynı zamanda bu durumun İngiltere için herkesin başına gelebilir mesajı verdiğinin de altı çiziliyor. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, COVID-19 mücadelesi veriyor. Hastane yoğun bakımında ama iyileşiyor haberleri geldi. Böyle hem ülkede hem dünyadaki duruma baktık. Şimdi ülkedeki durum dedim, dağılımdan bahsettim. İkinci bir uçak biliyorsunuz İngiltere'den geldi. Onlarla alakalı olarak sosyal medyada pek çok videoda dolaşmaya başladı. Aslında bir video pek çok kaynaktan dolaşmaya başladı. Ve gelenlerin gelmemesi gerektiği yönünde kimi gruplarda çok sert eleştirilerle birlikte yorumlar da yapıldı. Şimdi o görüntülerde eğer doğrulanmamış bilgileri sizinle paylaşmıyoruz biliyorsunuz. O uçakta çekildiği iddia edilen görüntüler. Eğer ki o uçak gerçekten buraya gelen uçaktıysa sosyal mesafe yok, oldukça kalabalık bir uçak ve o anlamda uzmanların uyardığı o bulaş riskinin çok yüksek olduğu çıplak gözle görülebiliyor. Görüntüleri yayınlamıyoruz. Dediğim gibi doğrulanmamış, elden ele sosyal medyada yayılan görüntüler. Hal böyle olunca iner inmez test yapılması lazım bu insanlara. Yorumları da yapılmaya başlandı. Gün içerisinde bununla ilgili tartışmaları duyacağız hiç kuşkusuz. Gelen ilk grupla alakalı yine dün gün boyu tartışmalar vardı. Kaldıkları yurdun temiz olmaması, daha doğrusu bazı odaların temiz olmaması, hijyen malzemeleri oraya daha fazla iletildi ve eksiklerin giderildiği bilgisi de geldi. Tüm bunlar olup biterken onca şey içinde tüm konsantrasyonu buraya veriyoruz. Bakanlar oraya gidiyor. Birazcık daha diğer işlerle ilgilenmemiz lazım yorumları da yapıldı. Özür geldi o videoyu çeken öğrenciden. Tüm bunlar yaşandı. Siz de takip ettiniz. Gelinen aşamada yoğunlaşmamız gereken konu başlıklarından bir tanesi bence bir de şu. 10 Nisan'a kadardı biliyorsunuz bizde alınan önlemler, yani yarın. Başbakan Ersin Tatar kimi açıklamalarında pozitif bir tablo çizerken uzmanlar rehavete kapılmamak lazım diyor ve önlemlerin üst seviyede devam etmesi gerektiğini söylüyor. Adaya bir de topluca gelenler olduğu için daha dikkatli olunması gerektiği yönünde. Şimdi öyle bir intiba uyandı ki kimi kesimler, kimi dükkan sahipleri, kimi sektör temsilcileri 10 Nisan sonrasında hayatın yavaş yavaş normale dönebileceği şeklinde mesajlar aldılar bu açıklamalardan. Bugün zannediyorum bu konuda net bir açıklamada duymamız gerekiyor. Çünkü
hayatın normale dönmesi demek şu aşamada uzmanlara göre riskli bir durum. O nedenle bugün işte bu konuda bir açıklama hükümet yetkililerinden bekliyoruz doğrusu. 30 Nisan'a kadar uzatıldı güneyde alınan tüm bu koronavirüs nedeniyle önlemler. Bizdeki durum ne olacak? Bu konuda bekliyoruz bir açıklama bakalım. Belki Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sonrasında bununla alakalı ipuçları da yakalayabiliriz. Bir açıklama gelirse onu da ekranlarınıza getireceğimiz bilgisini de paylaşmış olalım. Geçelim şimdi gazetelerin ön sayfalarına. Eğer hazırsanız manşetlere birazcık göz atalım. Ardından bugün yüksek öğrenimdeki duruma da bakacağız. Biliyorsunuz lokomotif sektörlerden biri yüksek öğrenim, diğeri de turizm olarak geçer. Turizmde bu sezonla alakalı beklentiler oldukça düşük. Her ne kadar kimi olumlu açıklamalar yapılmış olsa da tüm dünyanın içinde bulunduğu durum ortada. Uçuşların başlaması bu aşamada ne zaman olacak belli değil. Dolayısıyla sezonu kaybettik diyor turizm temsilcileri. Hükümetten de bununla ilgili bir şeyler yapmasını talep ediyor. Şimdi bir tarafta bu, diğer tarafta yüksek öğrenim diyorum. Pek çok öğrenci ülkesine döndü. Ne zaman dönebilecekler? Diğer akademik yılda burada olabilecekler mi? Olmazsa bunun ülke ekonomisine yansıması çok büyük olacak hiç kuşkusuz. Peki yüksek öğrenimin talepleri neler? Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Ali Nadiri ile de bunu konuşacağız birazdan. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım ve şimdi geçeyim manşetlere. Bakalım hangi haberler var ülkede gazetelerin ön sayfalarında. Manşetlere geçeceğim ama bugün pek çok gazetede de göreceksiniz. Topluca bir vereyim istiyorum ilk olarak affınıza sığınarak hemen paylaşacağım. Şimdi bu sürecin olumlu etkileri çok çok az evet ama onları daha da çoğaltmak gerektiğini düşünenlerdenim. Dün bu konuyla alakalı üst üste haberler, gelişmeler yaşandı. Bakın bu fotoğrafların hepsi ülkemizde yapılan üretimlerden alkışlanacak, ayakta alkışlanacak işler. Hani hep üretimden koptuk, koparıldık denilir ya böyle bir kriz ortamında tam da olması gereken oldu. Meslek liseleri maske dikiyor, TMK hocaları kolonya yaptılar. Çok güzel bir dayanışma örneği. Piyasada hatırlayın lütfen bu ilk çılgınlık halinde herkesin marketlere akın ettiği dönem kolonya bulunmuyordu. Şimdi bu vesileyle hem de öyle tek bir çeşit de değil Hindistan cevizi kolonyasından tutun Kıbrıs'tayız doğal olarak portakal kolonyasına, limon kolonyasına farklı farklı çeşitlerle dün bu görüntüler yansıdı TMK'dan. Ne kadar gurur duysak az, ne kadar mutlu olsak az hocaları bu şekilde çalışır, üretir görmek çok mutlu etti. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı da oradaydı, yerinde gözlemledi. Ve şişelendi bu kolonyalar. Milli Eğitim Bakanlığı kolonyası olarak evde kal, kolonya kullan sloganıyla birlikte bu şekilde şişelendi de paketlendi ambalajlandı da çok mutluyum. Diğer taraftan dün Ayşegül Baybars biliyorsunuz görüntülü bağlantıyla konuğumuzdu. Orada demişti ki cezaevinde bulunanlar maske üretiyorlar. Hem toplum için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Hem de bu topyekun mücadeleye destek oluyorlar onlar da demişti. Onunla ilgili, onlarla ilgili cezaevindeki kadınların üretimiyle alakalı olarak da dün fotoğraflar paylaşıldı. Bir taraftan üretiyorlar, bu sürece destek oluyorlar. Üretilen maskeler yine kullanılacak bez maskeler, yıkanabilir maskeler pek çok alanda sahada kullanacak ekipler bunları o anlamda sevindiriciydi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da teşekkür etti onlara merkezli cezaevinde
içinden geçilen dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin cezaevindeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konduğunu söyledi. Şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim dedi. Şimdi biliyorsunuz geçmiş dönemde meslek liselerinde de maske üretildiğini görmüştük. Diğer taraftan o doktorların kullanması için siper üretildiğini görmüştük. Şimdi bu sürecin en olumlu tarafı bu. Özel sektör de bu mücadeleye katılıyor. Özel izin alıp kimi işletmeler, bunun reklamı olmaz söyleyeyim, İstanbul Per'de örneğin 1500 adet maske teslim etmek için çalışmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na kumaş maske yapıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra onlar da üretime başladılar. Bunlar çok güzel örnekler. O yüzden manşetlere geçmeden hızlıca böyle birazcık detaylı paylaşayım istedim ki manşetlerde, ön sayfalarda görüldüğü haliyle kısacık aktarmış olmayayım. Ve şimdi geçiyorum gazetelerin ön sayfalarına. Kıbrıs Gazetesi'ndeyiz. Kıbrıs Gazetesi önceki gün Başbakan Ersin Tatar'ın Mustafa Alkan'ın Er Meydanı programında sarf ettiği sözleri bugün ön sayfasında görmüş. Siyasette her şey olabilir, küsmece darılmaca yok şeklinde kabine değişikliği iddiaları ile ilgili. Nöbet değişimi her zaman olabilir, buna da herkesin hazır olması lazımdır şeklinde konuştu. O konuşma, o açıklama Kıbrıs Genç TV ekranlarındaki o açıklama Kıbrıs Gazetesi'nde de yer buldu. Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Tatar ve Özersay'la görüşecek. Türkiye'den destek istedik. Maliye Bakanı Amcaoğlu'nun açıklamaları hemen o başlığın altında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'den destek istenerek bir borçlanmayla süreci Aralık ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi deniliyor. Koronavirüs vakalarından biri hamile. Dün Ali Pilli'nin açıklamalarından taşınmış durumda Kıbrıs Gazetesi'nde logo yanına. Virüs kasapları da fena vurdu deniliyor. Koronavirüs salgını herkesi ekonomik açıdan ciddi oranda etkiledi. Alım gücü büyük oranda düşen vatandaşlar kasapların yolunu unuttu. Restoranların da kapalı olması dolayısıyla et satışları dibe vurdu denmiş. Bugün manşet bu habere ayrılmış. Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak'ın koronavirüs salgını nedeniyle tüm sınır kapılarının ve işletmelerin kapatıldığını, buna paralel et satışlarının da olumsuz etkilendiğine yönelik açıklaması yer alıyor. Havadis Gazetesi hayatta kalma savaşı diyor bugün manşetinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan ekonomik olarak hayatta kalma savaşı veriyor. Gelirleri sıfırlanan vatandaşın gücü karnını doyurmaya yetmiyor. Artık çok zor denmiş. Havadis bir evin gıda ve temizlik ürünleri ihtiyaçlarını içeren bir liste yaptı. Hayatta kalmak için zaruri ihtiyaçlardan oluşan 60 ürünlük liste, Covid-19 salgınıyla yaşam koşullarının çok daha fazla zorlaştığı gerçeğini ortaya koydu. Sebze meyve fiyatları, bir marul 2,5 lira, domates 7,80, kuru soğan 7,5, patates 3,90. Temizlik ürünlerinde çamaşır suyu 1 kiloluk 5,50, 2 kiloluk 12 lira. Dezenfektan ürünleri sıralanmış durumda. Çamaşır deterjanı. Bakın sepette bunların olması mutlaka şart değil mi böyle bir zamanda? Uzmanlar diyor ki bağışıklığınızı güçlü tutun. Güçlü tutmak için sebze, meyve tüketin diyorlar. Et tüketimini minimumda tutun. Kırmızı et tüketimini, üzgünüm Kıbrıs Gazetesi'nde az önce açıklama öyleydi. Fakat bu virüs aynı zamanda hem beslenme hem yaşam tarzımızı da gözden geçirmemiz gerektiği gerçeğini bize anlatıyor. Tüm dünya bunu konuşuyor. Ben de zaman zaman programlarda altını çiziyorum. Dünya ile olan ilişkilerimiz, dünyanın kaynağının sınırsızmış gibi kullanılmış olması bizi bugüne getiren sonuçların başında. Bırakın o 5G denemesi yüzünden olduğu, bu bir biyolojik silahtır gibi kulaktan dolma, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan söylemleri. Dünyanın geldiği noktaya bakın, verdiğimiz hasara bakın. Şu Çin'de bu salgının başladığı günden, sanayinin durma noktasından bugüne kadar gelinen noktaya kadar karbon salımının ne kadar azaldığına bakın. Hayvanlar
doğal ortamlarına döndüler. Yani kentlere hayvanlar. Oralarda yaşıyorlardı, dağlardan indi. Keçiler İngiltere'de, Galler'de sokaklara insanlar olmadığı için tüm bunları gözlemliyoruz. Yani aslında insansız geçen o 1,5-2 ay da doğa, dünya kendini buluyor yeniden. Ne kadar gözlemleyebilene ne kadar çok şey ifade ediyor. Şimdi ekonomik boyutunda uzmanlar diyor ki sebze meyve fazla tüketin, hijyen kaçınılmaz. Bakliyat en azından haftada 2-3 defa tüketin uyarıları yapıyorlar. Tüm bunlar rakamlarla Havadis gazetesinin ön sayfasına yerleşmiş. Eğer bu ürünlerden böyle 50-60 kalemlik bir alışveriş yaparsanız ekonomik olarak çok ciddi bir yükün altına da giriyorsunuz ne yazık ki. Ve bunlar olmazsa olmaz, hiçbiri lüks tüketim değil. Bakın, sebze meyve, temizlik ürünleri ve bakliyatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla durum ekonomik anlamda da nereye kadar idare edilebilecek bilemiyoruz doğrusu. Evde galgolonya 80 derece kullan, TMK öğretmenlerinin koronavirüsüyle mücadele için ürettikleri az önce paylaştığım kolonya. Tutuklu ve mahkumlarınsa cezaevinde maske üretmesi haberi Havadis gazetesinde de yer almış durumda. Afrika 60 yaş altı 49 pozitif vaka diyor bugün. Sağlık Bakanı Ali Pilli yerli vaka sayısının 64 olduğunu söyledi ve ilk kez yaş dağılımını açıkladı. 60 yaş üzeri 14 vakanın bulunduğunu açıklayan Pilli, 64 vakanın 36'sının kadın, 28'inin ise erkek olduğunu belirtti. Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3424, toplam vaka sayısı ise 95, iyileşip taburcu edilen 44 kişi, tedavisi devam edenlerin sayısı ise 48 deniliyor bugün Afrika gazetesinin ön sayfasında. 178 teste dün bir pozitif vakaya saptanmıştı biliyorsunuz. Bugüne kadar 3 ölüm oldu, 2 Alman turist, 1 yerli deniliyor yine Afrika gazetesinde. Sokağa çıkma yasağı uzatılacak. Ersin Tatar'ın büyük bir ihtimalle dediği sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatılacağına dair söylemi. Cuma günü Ankara'dan gelecek seferden sonra uçuşlar bir süreliğine durdurulacak şeklindeki söylemi de bugüne yansımış. Yeni cezaevi pandemi hastanesi olabilir. Ali Pilli'nin 200 yataklı pandemi hastanesi yapacağız şeklindeki sözlerinden sonra açıklama yapan Kudret Özersay, yeni cezaevi pandemi hastanesi olabilir dedi. Pilli'yi yalanlayan Özersay, böyle bir konu Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadı şeklinde açıkladı. Yani bir pandemi hastanesi yapacağız demişti Ali Pilli. Kudret Özersay da diyor ki yok öyle bir şey, böyle bir şey konuşulmadı Bakanlar Kurulu'nda, nereden çıktı bu? Ama yani cezaevi pandemi hastanesi olabilir, hali hazırda öyle bir bina var diyor. Ya Bakanlar Kurulu'ndan bir ortak karar çıkmadan böyle iddialı bir açıklama yapılabiliyor. Bu sürece dair yani eleştiri dozunu kısık tutup birlik, beraberlik, mücadele bu anlamda koronavirüsüne karşı evet çok önemli. Ama gelinen aşamada yapılan bu açıklamalar ve süreci, bakanlığın yürütme yönteminin ciddi şekilde ele alınması gerektiği kanısındayım. Yani bu son açıklama en azından, bir pandemi hastanesi yapmak çok iddialı bir açıklama değil mi? Ülkenin içinde bulunduğu sağlık sisteminin 10 yıllardır içinde bulunduğu durumu ortadayken, yani biz Çin'de biliyorsunuz hani 10 günde tık 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 inşaatı tamamlandı o koşullarda, o ülkede. Çok hızlı bir şekilde bu yapılabildi. Şimdi bunun ülkemizde yapılabilmesi, hadi yapılabilecek diyelim, sıfırdan bir inşaat değil, evet bu şekilde kullanıma açılacağından bahsedilmiş olsa dahi tüm bakanların haberi yok. Demek ki Kudret Özersay'ın bu açıklaması bunu gösteriyor. Dolayısıyla çok enteresan bir süreç ve kriz yönetimi. Yeni düzen, içeride önlem, dışarıda temas, çok önemli bir konu. Neden? Bakın,
Vergi Dairesi ve Kıptek dün mesai yaptı. İçeride alınan önlemler dışarıda sınıfta kaldı. Özellikle Vergi Dairesi içerisi sık sık dezenfektanlarla temizlenir. Vezne sırasında sosyal mesafe korunurken dışarıda bekleyenler mesafeyi koruyamadı deniliyor. Bu çok çok önemli bir konu. Yani bir aydır herkes evinde, duyarlı herkes evinde diyelim. Bu çaba boşa gitmesin. Bakın çok iyi bir noktadayız aslında. Tüm dünyaya baktığımızda, komşu Güney Kıbrıs'a baktığımızda çok iyi bir noktadayız gelinen aşamada. Kaybettiğimiz bir kişi var. Bir kez daha saygıyla analım ve sevenlerine sabır dileyelim. Bu rakam yükselmesin. Tek arzumuz o. Tedavi edilsin. Bütün vakalar ve sağlıkla evlerine, sevdiklerine kavuşsunlar. Fakat eğer ki bu uyarılara hala bugün uymuyorsak toplum sağlığını ciddi şekilde riske atıyoruz. Hastalık alabiliriz gibi düşünmeyeceğiz. Biz de taşıyıcı olabiliriz diye düşüneceğiz. Sosyal mesafe çok çok önemli. Yeni Düzen gazetesi yer vermişti. İçeride önlemler üst seviyede çok güzel alkışlanacak bir şey ama dışarıda temas var. Çok korkutucu. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi yapma kararı vermişti. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı, yani işin o boyutu. Yeni bir kararla 100 oda 200 yataklı yeni pandemi hastanesi yapacağız. Yerini de tespit ettik açıklaması işte. Bahsettiğimiz açıklama. 100 oda 200 yatak, yani her odada 2 yatak mı? Ama bu süreçte ayrı ayrı da, yani bir de karantina boyutu var biliyorsunuz. Kafamız karışık. Yani biz bekliyoruz ki bu süreçte biz aydınlanalım. Ki kamuoyuna da o bilgileri verelim. Yani temiz, net, hani açık, apaçık anladığımız bilgileri paylaşalım ama kafamız karışık, benim kafam karışık. Dolayısıyla bu konuda doğru bilgi paylaşamam sizinle. Sadece aktarmış olalım. 100 oda 200 yatak yeni bir pandemi hastanesi yapacağız açıklaması. Buyurun Yeni Düzen gazetesinde. İngiltere'de Kıbrıslı hasta sayısı 300'ün üzerinde. 150'den fazla Kıbrıslı da yaşamını yitirdi. Çok acı bir tablo. İngiltere sağlık sistemi biliyorsunuz. İngiltere çok uzunca bir süre direndi. Neye direndi? Sürü bağışıklığı kazanacak toplum dedi Boris Johnson. Şimdi yoğun bakımda tedavisi süren Boris Johnson. Ve o sürü bağışıklığı kazanacak toplumun zaten %70'i 80'i enfekte olacak, atlatılacak, geçecek diye düşündüler. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptığı hata buydu. Pek çok Avrupa ülkesinde yaşanan da bu. Yani hastanelerdeki yığılma nedeniyle hangi hastaya bu solunum cihazını takalım, az solunum cihazını nasıl bölüştürelim diye doktorlar artık bunun hesabını yapar durumda uzunca bir süredir tedavi noktasında. İngiltere'de insanlar 3 gün üst üste ateşi düşmezse nefes darlığından artık çok ciddi şikayeti olursa ancak evinden alınıyor tedaviye. Yoksa evinde pek çok insan hastalığı geçiriyor. Durumu ne olursa olsun. Birleşik Devletler'de biliyorsunuz sağlık sistemi, eğer sigortasızsanız zaten herhangi bir tedavi mümkün değil. Dolayısıyla orada insanlar hastaneye bile gidemiyorlar. New York'ta bakın çok ciddi bir rakam vereyim size. 11 Eylül saldırılarının yankısını hatırlayın. İkiz Kuleler'e yönelik saldırılarda ölen insanların toplamından daha fazla insan öldü New York'ta. Onun yarattığı travmayı düşünün. Şimdi New York'ta, yani Birleşik Devletler'in kalbinde durum bu. Dolayısıyla işte ülkeler bu krizi yönetmekte çok ciddi falsolar verdiler. İngiltere'de bu falsoyu verdi. Sağlık sisteminde yığılma yaşandığı için hastalar ölüyor. Pek çoğu da yaşlı hastalar oluyor ve Kıbrıslıları da vuruyor bu. Kıbrıs Türk toplumu da çok derin üzüntü içerisinde. Her gün en az 2-3 ölüm haberi alıyoruz İngiltere'den. 150'den fazla Kıbrıslı yaşamını yitirdi. İngiltere'de Kıbrıslı hasta sayısı 300'ün üzerinde, 150'den fazlasıysa yaşamını yitirdi diyor bugün Yeni Düzen gazetesi. 15 gün oldu, sonuç yok. Hükümet
Ekonomik programı 25 Mart'ta açıkladı ama özele maaş desteği konusu henüz netleşmedi. Netleşmedi. O gün bile sorulduğunda sektörel bazda hatırlayın lütfen net bir şey söylenemiyordu. Şimdi her kafadan yine şöyle hükümetten açıklama geliyor. Faiz Tuğcuoğlu açıklama yapıyor. Ama dışarıdaki yankısı o bilinmezlik devam ettiği için her kafadan bir ses çıkıyor. Sektörel bazda kimler bu destekten yararlanacak, prosedür nasıl işleyecek? Bu ayın sonu itibariyle artık bu maaşların verildi, daha doğrusu ödeneklerin çıkması lazım. 1500 liradan bahsediyoruz. O 1500 lirayla zaten az önce havadiste hani rakamlar paylaşılmıştı ya, bir sepetin dolmasının ne kadar zor olduğundan bahsedilmişti. O noktada çok önemli bu hangi sektöre verilecek destek, nasıl verilecek noktası çok çok önemli. Bir de bir paylaşım yapayım. Özellikle dün ben yayından çıktıktan sonra gelen bir mesajdı. Hazır bu market fiyatlarından bahsetmişken bir izleyicimiz diyor ki sabah markete gittim, 1,5 litre ayran 13 liraydı 23 lira olmuş. Bulgur 6,5 liraydı 13 lira olmuş. Bakla 8,5 liradan en ucuz 15 lira 23 liraya kadar gidiyor. Hellim %30 zamlandı. Süt satılmaz denir ama KOP ürünleri altın fiyatına demiş. Etin fiyatı zaten az önce verdik. Sıralamış vay halkım nerede bu devlet diye de sormuş. Şimdi işin bir de şu boyutu var. Böyle zamanlarda fırsatçılar da var. Yani marketlerin de çok ciddi denetlenmesi gerekiyor. Buradan ilgili daireye seslenelim. Denetime çıkılması şart. Çünkü zaten alım gücü düştü insanlardan. Hatta hijyen maddelerinin, temel gıda maddelerinin belki KDV'leri sıfırlanmalı ve bu şekilde alımı kolaylaşmalı. Yani hangimiz şu an hijyenden vazgeçebiliriz ya da temel gıda maddeleri. Evet, iyi beslenmek, bağışıklığı yüksek tutmak lazım. Bunun sağlanabilmesi için olmazsa olmaz her eve girmesi gerekenler var. Bunlar eğer fiyatları bu düşük alım gücüne rağmen fiyatlar bir hafta 10 gün içerisinde yükseliyorsa, ki bu vatandaşımız birebir tespitlerini aktarmış, mesaj göndermiş bize. Siz de lütfen tespitlerinizi bu anlamda bize söyleyin. Sadece bize değil, yetkililere de gerekli hatlardan ulaşıp lütfen ihbarlarda bulunun. Çok çok önemli. Bu süreçte fırsatçılara göz açtırmamak lazım. Devlet denetleme yapmak zorunda. Eğer orada eksiklik varsa biz de vatandaş olarak kendi denetlememizi yapalım lütfen ve bildirelim, takipçisi olalım. Çünkü bu gemide hepimiz varız. Biri daha çok kâr edecek iki gün. Yarın kimse bir şey alamayacak. O zaman ne yapacağız? Bu kadar düşük alım gücünde bunu fırsata çevirmek gibi bir mentaliteyi benim aklım almıyor doğrusu. Yeri gelmişken paylaşmak istedim o izleyici mesajını. Bakanlar Kurulu'nda konuşmadan kararlar açıklanıyor demiş Tufan Erhürman. Bu pandemi hastanesi konusu yine yaptığı açıklama aktarılıyor. Korona gerekçe olamaz. Bunları konuşmaya başladık mı? Sağlıktan, ekonomiden gidiyorduk. Çin'de biliyorsunuz zirve yapmıştı. Boşanma davaları, diyalog da bugün manşetine ülkedeki durumu taşımış. Ünlü boşanma avukatı Boysan Boyra, boşanmak isteyen çiftleri önemli bir konuda uyarmış. Korona gerekçe olamaz demiş. Evde kalmaz süreci yakınlaşmak için fırsat. Cinsel ilişkiler olumsuz yönde etkilenebilir şeklinde de bugün manşetini oluşturmuş Diyalog gazetesi. Krizin kurbanı olmayalım. Marketlerde ciddi fiyat farklarının olduğunu belirten vatandaşlar devletin daha çok denetim yapmasını istiyor. Az önce altını çizdiğimiz nokta, marketlerin büyük bir kısmında yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar maske kullanmıyor. Güncel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum bu fotoğrafın. Eğer öyleyse bakın, sosyal mesafe zaten yok. Maske yok, eldiven yok. Eğer kurallara uyan bir marketse dışarıda ellere zaten sterilizasyon sıvısı verilmiş olmalı.
fakat maske yok. Uzmanlar ne diyordu? Maske kullanın. Maske bulamıyorlarsa eczanede, o zaman evde maske yerine geçecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani illa eczane kapısında maske beklememiz gerekmiyor. İnternette, YouTube'da binlerce yüzlerce video var bununla alakalı. Lütfen araştıralım ama ne olursa olsun maske kullanalım. Yani aklınıza standart o eczaneden alınan maskeler gelmesin. Kullanmadığımız kıyafetler hepimizin evinde vardır. Her kullanımdan sonra yıkanabilir bir şekilde o kullanmadığımız kıyafetlerden kendimize ve sevdiklerimize maskeler yapabiliriz. Zaten evdeyiz, zaman geçsin, bunu bir aktivite olarak bile düşünebiliriz. Dolayısıyla lütfen maske kullanalım, şu aşamada çok çok önemli bir konu. Diyalogdaydık, yeni bakışa geldik şimdi. Risk devam ediyor demiş Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser. Önceki gün Lapta'da 13 yaşında bir kız çocuğunda koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirterek bunun Alsancak bölgesinde yayılabilme olasılığının mevcut olduğunu, çünkü kızın aile üyelerinin Alsancak'ta kalmakta olduğunu söyledi. Risk devam ediyor şeklinde taşınmış. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede tespit edilen COVID-19 vakalarından birinin 54 yaşında şeker hastası olan bir vatandaş olduğunu ve hastanın yoğun bakımda tedavisine devam edilmekte olduğunu belirtti. Ataser, önceki gün Lapta'da 13 yaşında bir kız çocuğunda yapılan testin pozitif çıkması üzerine bölge halkının panik içine girdiğini, çünkü söz konusu kızın aile üyelerinin Alsancak'ta yaşamakta olduğunu söyledi. Ataser, bölgede görülen koronavirüs vakalarının bulaşmasının temas sonucunda olduğunu belirterek ne yazık ki risk devam ediyor. Maalesef halkımız söz dinlemiyor ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyor. Bu virüs bize dışarıdan gelenlerden yayıldı. Hükümetin en başta ülkeye giriş çıkışları kapatması gerekirdi diye konuştu Ataser. Bu süreçte yalnızca belediyelerin çalışmasının yeterli olmayacağını belirterek takiplerimiz devam ediyor. Ancak hükümet biraz daha elini taşın altına koymalı. Gün geçtikçe vakalar artıyor. Bunun önüne geçmek için sadece belediyeler olarak değil, halk ve hükümet olarak da çalışmamız gerekiyor. Testlerin daha çok yapılmasını talep ettik ancak bakanlık şu an gerekli olmadığını söyledi. Bu aşamada gerçekten gerekli değil mi? Çünkü bölgede çok sayıda temaslı olabileceğine dair endişeler var. Ataser'in açıkladığına göre bence daha da önemlisi şüpheli durum. Yani halkın yine bir anlamda paniğe kapılmasına yol açan durumun, yani temaslılar olabileceğiyle ilgili durumun üzerine vatandaşlar söz dinlemiyor, hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyor diyor Fırat Ataser. Yapmayın, çok rica ediyoruz, bu kadar uyarı, bu kadar örnek dünyada olup bitenler aktarıyoruz. Uzmanlar artık nasıl açıklamalar yapsınlar bilmiyorum. Bizim payımıza düşen, bakın, insanlar, tüm dünyada sağlıkçılar, sahada çalışan ekipler cansiperane bir savaş veriyorlar gerçekten. Hele ki sağlıkçılar, görüntüleri sizler de ya da sosyal medya paylaşımlarından fotoğrafları görüyorsunuzdur. Hiç ömrümüzde böyle bir şey görmedik diyor İngiliz sağlıkçılar örneğin. Tarihte yaşamadık bu denli bir şey. Neye uğradığını şaşırdı herkes. Şimdi orada öyle yoğun bir mücadele var. Bizim payımıza düşen evde oturmak yahu. Evde oturacağız. Yani hayata normal bir şekilde devam ediyor ne demek? Komşuculuğa mı, komşuluğa mı gidiliyor? Kahveler mi içiliyor? Ne oluyor? Lütfen şu aşamada artık bu çağrılar yanıt bulsun. Evde oturun. Fırat Ataser, Alsancak Belediye Başkanı, vatandaş hayatına devam ediyor, halkımız söz dinlemiyor dediği için bunu söylüyorum. Yani Fırat Ataser'in sözleri üzerine söylüyorum. Hamitköy Tepeleri mezarlık oluyor. Lefkoşa Mezarlığı'nın kapasitesini doldurmak üzere olmasından dolayı Hamitköy Tepeleri'nin mezarlık olması için çalışmalara başlandı denmiş. Bugüne yansıyor. Tutuklu ve mahkumlar maske üretiyor denmiş. Misafir olarak girdi, gitti, kırdı, döktü. Yerine de sakin 22 yaşındaki A.İ. misafir olarak bulunduğu apartman dairesinin içerisine kasti hasara uğratarak apartmanın bodrum katında park alanı içerisinde bulunan 5 aracında camlarını kırmış. Böyle bir zaman misafir olarak bir yerde bulunmak, yani buradan başlayalım.
evinizde kalın, evinizde kalın diyoruz. Demek misafirlik falan hala devam ediyor. Şimdi bu tarafı yani nereden tutsanız elinizde kalır. Böyle bir dönemde hem eve zarar hem aşağıda park halinde bulunan araçlara zarar. Nereden tutsanız elinizde kalır bir konu bugüne yansıyor. Pandemi hastanesi yapılacak. Hadi bakalım. Pilli'nin açıklamaları, Kuzey Kıbrıs'ın COVID-19'la imtihanı sürerken Sağlık Bakanı Pilli açıkladı denmiş. Onun açıklamalarına yer veriliyor. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yükünü taşıyacak başka bir hastane yok. Ancak biliyorsunuz büyük bir yangın oldu ve ardından burayı pandemi hastanesi yaptık. Ama şimdi yeni bir planı hayata geçiriyoruz. 100 odalı, 200 kişi kapasiteli bir pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Yerini tespit ettik ve süratle bu hastaneyi bitireceğiz. Tekrar söyleyelim, Bakanlar Kurulu'nun haberi yok. Kudret Özersel dedi ki böyle bir şey konuşmadık. Onu geçelim. Hekim örgütleri, sağlıkçılar, uzmanlar neredeyse çığlık çığlık. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bir pandemi hastanesi olamaz, olmamalı dediler. Çünkü hali hazırda tedavisi süren hastaların tedavileri konusunda bu taraftan hasta kaybederiz, aman yapmayın diye uyardılar. Şimdi orası pandemi hastanesi oldu. Kolanda rutin hastalara bakılacak dendi. Aciller için yakında oya gidilecek dendi. Bu insanlar yani hastalar zaten hiçbirimiz yani bir şey olmasın diye uğraşıyoruz. Maksimum çaba sarf ediyoruz. Aman yolumuz hastaneye düşmesin böyle bir süreçte. Hem sağlık çalışanlarına bir de biz iş çıkarmayalım. Hem de böyle bir süreçte gerçekten hastanelerden uzak durulması gerektiğini bildiğimiz için korumaya almış durumda bilinçli toplumun çok önemli bir bölümü. Hal böyleyken hastaların diğer rutin tedavi gören hastaların durumundan endişe eden çok sayıda uzmanın söylediklerine uyulmadı. Orası bir pandemi hastanesi yapıldı. Şimdi yeni bir plan hayata geçiriliyor. Pandemi hastanesi yapıyoruz, düşünüyoruz bu aşamada. Yani evet tüm dünya hazırlıksız yakalandı. Bu konuda hep aynı şeyi söylüyorum. Tüm dünya hazırlıksız yakalandı. Fakat biz İtalya örneğini gördük, orada neler yaşandığını gördük, diğer Avrupa ülkelerini gördük. Aradan belki 2-2,5 hafta geçti, 3 hafta geçti ve oradan bize geldi. Yani Çin'i de geçtim, Avrupa'da neler olduğunu gördük, insanların nasıl tecrübe ettiğini gördük. O 2,5-3 haftada biz ne gibi bir çalışma yapmıştık? Yani bunları evet eleştiri dozunu az tutalım. Daha sonra konuşulur bunlar. Ama sorgulamamız gerekmiyor mu sizce de bunları? Şimdi yeni bir hastane yapılmasını düşünüyoruz. Düşünülsün, Bakanlar Kurulu'da haberimiz yok diyor. Bakalım ne olacak? Yani bu süreç zarfında karar değişiklikleri devam edecek mi? Eleştirilince de çok üzülüyoruz demişti Sağlık Bakanı Ali Pilli geçtiğimiz gün. Ya böyle duygusal tepkiler vermeye zannederim hiçbirimizin hakkı yok. Bakan Pilli dünyanın en iyi insanlarından biri olabilir. Canını dişine takıp çalıştığı ortada kendi doğrularınca elbette çalışıyor. Tüm bakanlık ekibi, personeli onlardan zaten hiç kimsenin kuşkusu yok. Ancak bugün yaşanılan bu pandemi hastanesi Burhan Nalbantoğlu olmamalıydı noktasına eğer bugün geliyorsak evet bunun da eleştirilmesi gerekiyor. Dün yapılan açıklamalar vardı. Haberci gazetesinin ön sayfasındaydı. Geçtik güneşe, güzel günler göreceğiz demiş Başbakan Tatar. TV programında bugüne kadar vaka sayısında yatay bir gidiş olduğunu uzmanların bunu olumlu olarak değerlendirdiğini belirtti. Mustafa Alkan'ın programındaki açıklamaları, geçtiğimiz akşam Genç TV'de yaptığı açıklamalar bugün yer bulmuş. Güneş Gazetesi'nin ön sayfasında. Benim Sağlık Bakanlığı'ndan aldığım bilgilere, bilim kurulumuzun yaptığı değerlendirmelere göre COVID-19 vakalarının ülkemizde ortaya çıkması yatay bir seyir izliyor. Yapılan matematiksel modellemelerle bilim adamları tarafından bana söylenenler yatay seyrin devam etmekte olduğu şeklinde, bu da memnun edicidir demiş. İnşallah öyle devam etsin. Ankara'da toplanan kardeşlerimizin geleceği uçak söz konusu denmiş. İngiltere'den
ortaya konulan gözetim koşullarına uymayı kabul ederek ülkemize gelen ve gelecek olan 330 kardeşimiz söz konusudur. Buna ek olarak daha önce bilet alan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden giderek Ankara'da toplanan kardeşlerimizin geleceği uçak söz konusu. Cuma günü gelecek uçaktan bahsediyor. Bunlar geldikten sonra yurt dışından gelişler tekrar bir değerlendirme yapılana kadar duracaktır. Bilim kurulumuzun tavsiyesi bu yöndedir. Gözetim altında olan vatandaşlarımız da süreleri doldukça evlerine uğurlanmaktadır. Durum budur şeklindeki sözleri taşınmış durumda. İşsizlik, yoksulluk, açlık Halkın Sesi gazetesinin bugünkü manşeti. Gıda yardım taleplerine yetiştirilemiyor. Koronavirüsü ülkede 7'den 70'e herkesi perişan etti. Ekonomik çıkmaz bir yanda evlerine kapanan binlerce insan işsiz ve maaşsız gün geçiriyor. Çok sayıda aile mutfağında yemek pişiremeyecek duruma geldi. Yardıma muhtaç insanlar listesi her geçen gün artarken kurum ve kuruluşlar gıda yardım taleplerine yetişemiyor. Lefkoşa'da günde 400 aile gıda desteği istiyor. Sadece başkent Lefkoşa'daki rakam bu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu kısa süreçte aldığı toplam gıda destek talebi 5000'i geçti. Belediye 6000 yardım paketi için ödeme yaptı. Diğer beldelerde ise durum daha da vahim diyor bugün. Halkın Sesi, işsizlik, yoksulluk, açlık, süreç ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu maaşsızlık hali ne kadar sürecek bilmiyoruz. Sektörlerin normal bir düzene geçmesi ne zaman olacak bilmiyoruz. Yani bugün kimi sektörler açıldı desek, dese hükümet örneğin artık hizmet vermeye başlar. Alım gücü o kadar düşük ki insanların o hizmet sektöründen hizmet alması bıraktığımız noktada olabilir mi? Kendinizden düşünün. Şimdi pek çok rutin alışkanlığımızın, ya bana mesela öyle çok savruk bir insan değilimdir. Ama pek çok günlük rutindeki alışkanlığımın ne kadar müsriflik olduğunu gözlemliyorum. Bu süreçte belki bunu da yapmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Üretimi, hani diyoruz ya ülkesel bazda üretimin artması gerekiyor. Bakın ne güzel örnekler. Maske üretiliyor, kolonya üretildi, siperlik üretiliyor sağlık çalışanlarına. Bunlar istenince oluyor. Belki bunları arttırmak gerekiyor. Hem ülkesel bazda yerli üretimin bu kötü günlerde dayanışma ruhunu da ortaya çıkartacak şekilde artması gibi evlerimizde de daha üretime, hazıra değil, daha üretime yönelik davranmamız gerekiyor. Belki tüketim alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemiz gerek dediğim şey o. Sektörel bazda bakacak olursak, sektörlerin eskiye dönebilmesi mümkün mü? Ne zaman mümkün olur? Bunları bilmiyoruz. Gelelim buraya. Şimdi insanların destek paketi bekleyen, ocağını kaynatmak için dışarıdan gelen yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bakın daha Nisan'ın 9'undayız. Yani iyi kötü Mart için insanlar yine birazcık maaş alabilmişlerdi. Pek çok sektörde Nisan, Mayıs ne olacak bilinmiyor. Dolayısıyla daha kötü günler bizi bu anlamda bekliyor gibi. Dayanışma çok önemli. Lütfen etrafımıza daha özenli bakalım bu süreçte. Her zaman yinelediğim çağrıyı yapmış olayım. Evet dışarıya çıkamıyoruz ama mahallemizde olup bitenleri en azından belki muhtarlarla temasa geçerek ihtiyaç sahiplerinin kiminin yükünü de devletten almak, belediyelerden, yerel yönetimlerden alarak üstlenmek gerekiyor. Belki yapabiliriz bunları. Çok önemli, dayanışmayla ancak geçebiliriz bu günleri. Binlerce insandan bahsediyoruz. Ülke genelinde her gün bu yardımlara muhtaç olan, dolayısıyla rakamların da artabileceği durumu göz önünde bulundurulmalı. Epidemiyolojik çalışma sokağa çıkmanın kapısını açar. Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, ülkede nüfusa kapsamlı bir tarama yapılarak hızlı test uygulamasının şart olduğuna dikkat çekerek böylesi bir çalışma sonrası sokağa çıkmanın kademeli olarak başlayabileceğini vurguladı. Mantıklı değil mi? Hazır şu an herkes evinde. Tarama yapılabilir. Tarama yapıldıkça insanların normal hayatına dönmesi de hızlandırılmış olabilir.
Ama şu an biz tarama yapmıyoruz. Semptom gösterenler üzerinde, temaslılar üzerinde bu testler uygulanıyor. Çok çok önemli. Caner Bey demiş ki lütfen postane açılsın ve gönderi kabulüne başlansın. Mağazalarımızı açamıyoruz. Bari yurt dışı online satış yapabilirim. Mağduriyet üst noktada demiş. Nasıl olacak? Talep olur mu gerçekten acaba Caner Bey? Böyle bir ortamda alım gücü de düşmüş durumda. Bir çözüm olabilir. Sizin talebinizi buradan dile getirelim. Lütfen postane açılsın ve gönderi kabulüne başlansın deniliyor. Benzer bazı mesajları diğer yayınlarda da almıştık. Dükkanlarımızı açamıyoruz. Bari yurt dışı online satış yapabilelim. Mağduriyetimiz üst noktada. Pek çok noktada mağduriyetler var. İnşallah bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlerler demiş. Ne açıdan? Bugün 11'de bir araya geliyor hükümet yetkilileri, daha doğrusu Başbakan, Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çağrısıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Durum vaziyet ele alınacak o toplantıdan. Sonra ne gibi açıklamalar geleceğini ben de merak ediyorum doğrusu, sizler gibi. Yayınlayacağız açıklamaları görüşme sonrasında yapıldığında. Epidemiyolojik çalışma mantıklı geliyor kulağa. Bakalım, empati krizi denmiş Star Kıbrıs'ta. İngiltere'den gelen öğrencilerin ailelerine bir gün önce içiniz rahat olsun, temiz bir ortamda kalacaklar diye söz veren Özersay, bazı odaların pis olduğu ortaya çıkınca ağız değiştirdi. Öğrencilere biraz empati diye seslendi. Özersay yurtların fotoğrafını böyle paylaştı denmiş. Yanında da dün sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf var. İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerin kaldığı yurtla ilgili, bir gün önce gidip gördüm, temiz bir ortamda kalacaklar, içiniz rahat olsun diyen Özersay, dün ortaya çıkan görüntüler üzerine yükselen tepkilere sosyal medyadan yanıt verdi denmiş. Odalardaki kirliliği paylaşan, öğrencileri eleştiren Özersay, herkes saygılı olmalı. Bugüne kadar empati yapmayı öğrenemediysek bundan sonra öğreneceğiz dedi. Bugüne taşınmış durumdaydı. Birazdan detaylarıyla bakarız sosyal medya gündeminde. Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları, Türkiye bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bir paket hazırlığında diyor Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı. Önümüzdeki süreçte Türkiye'den destek istenerek bir borçlanma süreci Aralık ayına kadar tamamlayarak çarkın daha çabuk dönmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Amcaoğlu, Başbakan Ersin Tatar'ın ilk pakette açıkladığı 3 aylık süreçte izlenecek yolun belli olduğunu ifade ederek maaşların miktarına göre %60 ile 25 arası bir kesinti yapıldığını anımsattı. Özeldeki işyerlerinin %80'inin kapalı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, 550 milyon olan mahalli gelirlerin 120-150 milyona gerilediğini belirtti. Önümüzdeki süreçte Türkiye'den destek istenecek, borçlanmaya gidilecek denmiş. 2 gün sonra her şey bitecek diyemem. Ersin Tatar'ın açıklamaları Detay gazetesinde yer alıyor. Gözler Türkiye'nin paketinde, Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları Kıbrıs manşette. Detaylarda boğuluyoruz demiş Kıbrıs manşet. 168 öğrencinin burun buruna yaptığı Londra Ercan seferi koronavirüs salgınına adeta davetiye çıkarırken Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Nevresim Çarşaf derdine düştü denmiş. Tüm ülke Nevresim Çarşaf derdine düşmüştü aslında. Bir önceki durumdan yola çıkarak Özersay'da denetlemeler yapmıştı ama yine bir başka tartışmanın içinde bulduk kendimizi. Türkiye bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de bir paket hazırlığında. Bugüne yansıyan Hakikat gazetesinin sürmanşeti, detaylarını diğer gazeteden paylaşmıştım. Yeniden yapılanma için bir fırsata çevirebiliriz. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yapmış açıklamaları, hastalığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ciddi ekonomik ve siyasal sıkıntılar yaratmakla birlikte ülkede yeniden yapılanma için bir fırsata dönüştürülebileceğine de dikkat çekmiş. Aileler rahat ve huzurlu olsun. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamaları, İngiltere'den ülkemize charter uçuşla gelerek Güzel Yurt KYK yurtlarına yerleştirilen öğrenci ve vatandaşları ziyaret etti deniliyor. Oda standartlarının denetlendiğini belirterek temizlik malzemeleri şikayeti üzerine her çeşit temizlik malzemesinin odalara yerleştirildiğini belirtmiş. Ailelerin rahat huzurlu olmasını isteyen Çavuşoğlu,
polis, belediye ve bakanlık kadrolarının burada 24 saat hizmette olduğunu ve onlara ulaştırmak istedikleri her şeyi kaymakamlıklar aracılığıyla bakanlık araçları tarafından taşınacağını söyledi. Bugüne yansıyor. Volkan gazetesi dünkü tartışmalardan ön sayfasını oluşturmuş. Bariyerle kapattılar deniliyor. İlçeler arasında seyahat yasağı kapsamında Aydınköy katlı kavşağıyla Doğancı Dönel kavşağı arasındaki kesim önceki günden itibaren ikinci bir uyarıya kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Lefke Belediyesi de yaptığı yazılı açıklamada Lefke ilçesine giriş çıkışların kontrol altına alındığını duyurdu denmiş. Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arasındaki ulaşım eski anayolu olarak bilinen Güzelyurt-Lefke tek şeritli anayolu üzerinden veya Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunun Güzelyurt-Aydınköy kesimi kullanılarak Aydınköy katlı kavşağından Güzelyurt-Lefke tek şeritli ana yoluna bağlanarak sağlanacak deniliyor. Bilgi yer almış durumda. Haberatör gazetesinin ön sayfasındaydı. Şimdi birazdan ekonomik boyutlarını konuşacağız, sağlık boyutunu konuşacağız konuklarımla. Ama yüksek öğrenimde elbette çok ciddi bir darbe aldı koronavirüsünden. Ona da yer vereceğim ilerleyen dakikalarda Halil Nadiri ile. Telefon bağlantısı yapacağız. Şimdi bu öğrenci konusundaki tartışmalar kimi gazetelerde de yer almıştı. Kudret Özersel bu konuyla alakalı biraz sabır, biraz empati, karşılıklı anlayış her şeye yeter, her şeye demiş. Bugüne yansıyor. Dün yaptığı paylaşım bu idi. Onca tartışma. İki bakan biliyorsunuz dün bölgeye gitti. Ve orada açıklamalar, Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamalarını biraz önce paylaştım sizinle. Nesip Nalcıoğlu bir akademisyen diyor ki, devlet elbette vatandaşlarının güvenliği için elinden geleni yapmalı. Düşünün yapmasa da devlet nerede, neden bu çocukları yalnız bıraktılar değil denilecekti. Bu gelse gelmesinler, gelsinler noktaları. Üzerinden konuşuyor, yapıyor açıklamayı daha doğrusu. Evet riskli mi? Kesinlikle öyle. Ama onlar da bizim çocuklarımız, savaş olsaydı yine elimizden geleni yapıp getirecektik çocuklarımızı. Bu da bir savaş. Ve tabii ki sen vatandaşlarını uzak diyarlardan getiriyorsan onlar için elinden gelenin en iyisini de vereceksin diyerek bu kez diğer konuya değiniyor. Yani temizlik konusuna. Bu üstüne düşen görev ve özveridir diyor. Gelen de onun için girişilen emeklere saygı duymalı ve mümkün olan koşulları en azından yaşam ve sağlık kalitesi bakımından çok ciddi bir sıkıntı yoksa kabul etmeli ve şartları durumun vahamiyeti içinde değerlendirmeli. O da onların özverisi olmalı ki bu durumdan ancak karşılıklı ödün ve özveriyle çıkacağız. Öfkeyle değil anlayışla diyor Nesip Nalcıoğlu. Yani o empati noktası. Onun da dikkat çektiği nokta. Dün gün boyu o kadar detaya girmeyeceğim. O açıklamayı yapan üniversite öğrencisinin bir sosyal medyada bir video paylaşmıştı biliyorsunuz. Hangi partiden olduğuna varıncaya kadar daha farklı konularda o kadar çok eleştiri yapıldı ki artık üzücü noktalara vardı konu. O da bir özür mesajı yayınladı. Yani kimsenin hassasiyetleri ya da hiç kimseyi üzmek kırmak değildi amacım, özür dilerim dedi. Armağan Can'dan da o parti ilişkisi üzerinden eleştirilere cevap verdi ve dedi ki güzel yurttaki yurda ilişkin diğer arkadaşları tarafından iletilen resimleri paylaşıp istekleri sıralayan Hasan Kobat arkadaş sırf CTP'li diye olayı siyasi malzeme haline getirerek CTP'ye saldıran gencimizi linç etmeye çalışan organize bir hareket var. Bu şikayetlerin Facebook üzerinden dile getirilmesi tartışılır elbette ama bu bazı eksikliklerin olduğu ve başta temizlik ihtiyacı olmak üzere karantinayı uygulayan devletin bunları düzeltmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Biz de zaten hem günlerdir hem bu sabahtan beri temizlik malzemeleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyacın karşılanması için yetkililerle temas halindeyiz ve gereken katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Nitekim bazı bakanların yurda gittiğini öğrendik. Umarım eksikler giderilir, gerekli şartlar yerine getirilir. Unutmayalım ki orada her bölgeden ve her partiden insanımız var. Bu sürecin en sağlıklı şekilde
geçirilmesi için karşılıklı anlayış ve doğru iletişim olmazsa olmaz. Herkes bu sorumlulukla hareket etmeli dedi Armağan Candan da. Bugüne yansıyan açıklamasında o sorumluluk, empati duygularının altı çiziliyor. Feriha Yiğittürk, yaşananları görüyor ve üzülüyorum dedi. Yüzlerce genç adeta savaşın ortasından söküldü ve bu adaya ne zor şartlarla ne özenle getirildi. Bu gurur duyulması gereken bir adım. 45 bin işsiz, 100 bin civarında açlık sınırında insan, hastanede ölmeye başlayan büyüklerimiz, kapanan ve açılması neredeyse imkansız yüzlerce iş yeri diyerek çalışanlarını ödeyemeyen işverenler, 1500 lirayla geçimini sağlamak zorunda olan çalışanlar, işsiz kalan insanlar var. Tüm bunlar olurken böyle bir ortamda ailenin yanına geliyorsun, tozla pasla uğraşıyorsun demiş. Bu konuyu eleştirmiş ve üzüldüğünü söylemiş. Gün, oda ve yurt otel kavgasından çok daha büyük sorunları aşmamız gerekiyor, böyle bir zamandayız demiş. Farklı tepkiler vardı ama aşıldı diye düşünüyorum. Yeni gelenlerle alakalı olaraksa dediğim gibi sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, eğer o videolar gerçekse çok kalabalık, sosyal mesafenin olmadığı bir uçuş videosu dolaşıyor sosyal medyada. Eğer o doğruysa hemen gelir gelmez test yapılması gerekiyor. Söylemleri de gerçekten yapılmalı belki, yani uzmanlar ne der bilemiyoruz ama öyle bir durumda söz konusu. Şimdi ekonomik boyutlarını elbette ele alacağız işin dedik ama ülkenin içinde bulunduğu durum sosyal medya paylaşımlarından da ortaya konuluyor. Ekonomik olarak çok karamsar bir durum. Turizm ise lokomotif sektörlerden biri. Diğeri ise yüksek öğrenim ve öğrencilerin hemen hemen hepsi ülkelerine dönmüş durumda. Burada kalan öğrencilerin yaşam şartlarını hep konuşuyoruz, tartışıyoruz ama diğer sektörlerde olduğu gibi üniversitelerin de nasıl, ne zaman normale döneceğini de konuşup tartışmak lazım. Bu konuda üniversiteler, Kıbrıs Üniversiteler Birliği hükümetle görüştü. Bazı talepler dile getirdi. Yüksek öğrenimi konuşacağız. Kıbrıs Üniversiteler Birliği adına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri hatta. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Nazar Hanım. Herkese günaydınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size aynen iletelim bu temennilerimizi. Şimdi yeni, yani bu akademik yıl YÖK'ü zaten dönemi kapattı. Bize baktığınızda pek çok üniversite online eğitime geçti, açık kapatılmaya çalışılıyor. Bu dönem için artık diyebiliriz herhalde, sizden daha net alalım ama bu şekilde geçecek ama yeni akademik yıl başladığında örneğin öğrencilerin ne kadarı gelecek? Sadece üniversiteler değil, bu ülkenin nüfusu anlamında çok ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Geri dönemezse bu öğrenciler, ülkede her anlamda çarkların dönmesi, dönme hızı değişecek hiç kuşkusuz. Bu konuda talepler de var hükümete. Bir genel çerçeveyi çizelim, sonra talepleri sıralarız. Teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi YÖK Türkiye'de bu dönemle ilgili, bu dönemin dijital platform üzerinden eğitimi sürdürülmesi konusunda bir karar aldı. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanlar Kurulu'nun alacağı kararlara tabi. Bu bağlamda en son alınan karar 10 Nisan'a kadar eğitimin beklemesi, durdurulması yönündeydi ama tüm üniversitelerimiz yine Bakanlar Kurulu'nun, YÖK'ün, YÖDAK'ın aldığı kararlar çerçevesinde 23 Mart'tan itibaren eğitimlerini dijital platformda sürdürmeye başladılar. Şimdi bakanlığın alacağı, devletimizin alacağı karar doğrultusunda bundan sonraki eğitimin örgün mü yoksa uzaktan eğitim yöntemiyle dijital platformda mı takip edileceğini bizler de merak ediyoruz. Herhalde bugün veya yarın en geç bu konuda bir açıklama yapılacaktır diye düşünüyorum. Ancak tüm üniversitelerimiz bu dönemin sonuna kadar eğitimin dijital platformda götürülebilmesi için hazırlıklarını yaptılar. Çalışmalar da devam ediyor. Siz de çok iyi bir analiz yaptınız. Bu süreçte öğrencilerin
önemli bir kısmı Türk öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerimizin %90'ından fazlası ülkelerine geri döndüler. Yabancı öğrencilerimizden de uluslararası öğrenciler olarak imkanları olanlar özellikle 11 Mart'tan Mart'ın sonuna kadar olan süreçte kendi ülkelerine geri dönme çabası içerisinde oldular. Ancak bu rakam %15 civarı bir rakam olduğunu tespit ediyoruz. Ancak son bir haftadır uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerini kendi ülkelerine geri alabilmek için girişimler yapıyoruz. Bu önümüzdeki 1-2 haftanın içerisinde bu akışın daha devam edebileceği yönünde de gelen belirtiler olduğunu söyleyebilirim. Biz üniversiteler olarak tabii ki şu şekilde bakmamız gerekiyor. Dünyada yaşanan bu küresel krizin ekonomi üzerindeki etkisi de çok önemli olacak. Bununla ilgili uzmanlar ciddi bir ekonomik daralmanın olabileceğini, bunun tüm 2020 yılına da yansıyabileceğini söylüyorlar. Şimdi ülkelerine geri dönen öğrencilerin ne kadarının tekrardan geri gelebilecekleri konusunda bir varsayımda bulunmak bugün için çok mümkün değil. Ancak ailelerin kendi ekonomik işsizlik nedeniyle, işleyememeden dolayı yaşamış oldukları sıkıntılar nedeniyle belki de bu öğrenciler geri gelemeyecek. Bir sonraki akademik yılda eğitimlerine ara vermek, kayıt dondurmak zorunda kalabilecekler. Veyahut da eğitimi tamamıyla sonlandırıp alternatif iş imkanlarına yönelip ailelerine destek olma yönüne gidebilme imkanları olabilecektir. Buna ek olarak Mart'ın ortası gibi yaşanan bu pandemi nedeniyle bizlerin uluslararası öğrenci alımı ile ilgili üniversitelerimizin bir miktar öğrenci kaybının olduğunu da söyleyebilirim. Ulaşımın iptal edilmesi. Ancak daha sonra Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir kararla dijital platformda kayıt ve bunların eğitimlerini devam edebilme imkanı, ancak buna reaksiyon veren öğrenci sayısı beklentilerin altında olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak üniversite yüksek öğretim alanında biz eğitime devam etmekle beraber 2020 yılının bundan sonrası ve hatta 2020-21 akademik yılı ile ilgili nasıl bir yeni öğrenci akışının olabileceği, mevcut öğrencilerin bu pandemiden dolayısıyla ekonomiye olan yansımalarından nasıl etkileyeceğini görmeye baktığımız zaman resmin çok da net veya olumlu olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil. En azından şu an buradan baktığımızda durum bu. Araya girmişken sorumu da yönelteyim. Geçtiğimiz gün hükümete bu konuda Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir görüşmeniz oldu. Talepleriniz de iletildi. Şimdi elbette ülkedeki üniversite sayısının artış göstermiş olması, geçtiğimiz dönemlerde farklı şekillerde tartıştık bu konuyu. Ancak mevcut üniversitelerin şu an içinde bulunduğu durum, hem öğrencilerin gitmiş ve ne zaman geleceklerinin bilinmiyor olması, hem de öğretim üyelerinin durumu ile de ilintili. Nüfusun ciddi bir bölümünü de onlar oluşturuyor. Şimdi uçan hocalar vardı, ülkelerine dönenler oldu. Diğer taraftan üniversitelerinde bu ekonomik çarkı döndürmesi gerekiyor. Kimi üniversitelerden bu anlamda kendi ekonomik durumlarıyla alakalı pek iç açıcı haberlerde gelmiyor. Şimdi hükümetten talepler noktasına burada gelelim istiyorum. Nasıl ayakta kalacak diğer ekonomi çarkları içinde bu kadar önemli olan bir eğitim sektörü? Tabii ki biz Kıbrıs Üniversiteleri Birliği olarak bu pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber yeni katılan üniversitelerle şu anda önemli bir sayıya ulaştık Üniversiteler Birliği çatısı altında. Orada yaptığımız değerlendirmelerde devletimize, hükümetimize bu konuda bir durum tespiti ve proaktif bir aksiyon alabilmek açısından gerekli önerilerimizi aktardık. Geçen hafta çarşamba günü toplantı gerçekleşti. Sayın Başbakan
Sayın Eğitim Bakanı'nın katılımıyla bu toplantı orada oldu. Biz görüşlerimizi hem sözlü hem de yazılı olarak kendilerine ilettik. Bu bağlamda bir an önce pandeminin sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olan sizin de altını çizdiğiniz yüksek öğretim alanı ile ilgili proaktif aksiyonların alınması büyük önem arz ediyor. Çünkü sadece üniversiteler bağlamında değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi anlamında çok önemli katkı yapan yüksek öğretim alanının öğrenci daralmasının, üniversitelerdeki etkisinin katlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde etkilerin olacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Tabii ki son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci sayısı baktığınız zaman kademeli olarak azalmaya başladı. 13 binli seviyelerden bu rakam son yıl 8 bine indi. Bunun önümüzdeki yıl için etkileri ne olacağı konusu çok olumlu seyretmediğini söyleyebilirim. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Kültür Bakanlığı YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu konuda temaslar yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğretim alanı ile ilgili ne gibi tedbirler alınabileceği, bu sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine olumsuz etkisi, üniversiteleri ve ekonomisine, tüm sektörlerine olumsuz etkisi olmaması için bir takım öneriler getirdik. Bu önerileri de paylaştık. Tabii ki bunları şu an için konuşmak, muhatapların tümünün bu konuda bir araya gelerek bir yol haritası belirlemesi önemli olur. Ancak sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üçüncü ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerimizin akışı noktasında da, devamlılığı noktasında da çok çeşitli aktiviteler, çok çeşitli aksiyonlar ve planlar yapılması, stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Üniversiteler olarak biz bu dönemi tabii ki yürüteceğiz. Bu konuda öğretim üyelerimiz dijital platformda derslerini devam edecekler. Bizim öğrencilerimize karşı bir yükümlülüğümüz var. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıl için öğrenci sayısında ciddi bir azalma ve bir durum oluşmaz diye düşünüyorum. Bu durumda tüm üniversitelerin tabii ki kendi ekonomileri açısından da tedbirler alması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek öğretim alanı ciddi bir istihdam alanı. Birçok sektörü de direkt ve dolaylı etkiliyor. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinden talebimiz diğer tüm sektörlere verilen desteğin ve hakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere de sağlanması ve sektörün sürdürülebilir bir şekilde, üniversitelerin sürdürülebilir şekilde devamının sağlanması konusunda üniversitelere destek olunması. Peki önümüzdeki dönem yeni akademik yılla alakalı belirsizlikler bu noktadayken siz de önünüzü çok net göremiyorsunuz elbette. Bu noktadan son soru olarak sormuş olayım. Yaptığınız görüşmede hani bu beklentilerin karşılanması noktasında neden altını çizeyim bir kez daha önemli olduğunu, tüm ülkenin hem nüfus yapısı hem de ekonomik çarklarının dönmesi noktasında üniversiteler çok çok önemli. Yani kaybedilen öğrenci, eğer ülkelerine dönen öğrencilerden buraya ciddi geri dönüşler olmazsa tüm sektörler bundan etkilenecek. O nedenle bu kadar önemli. Bir kez daha altını çizelim. Taleplerinize yanıt noktasında ne durumda hükümet? Hükümetimiz ekonomik imkanları belli bir çerçevede olan noktalar. Ancak yüksek öğretim alanını, üniversiteleri diğer tüm sektörlerden ayırmak çok mümkün değil. Biz bu bağlamdaki beklentilerimizi hükümetimize en üst seviyede Sayın Başbakan'a, Sayın Eğitim Bakanı'na aktardık. Onlar konuyu Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceklerini ifade ettiler. Çünkü sistemin devam edebilmesi, sürdürülebilir olması üniversitelerin, üniversitelerdeki eğitimin istenen seviyede ve kalitede devam edebilmesi sadece üniversiteleri değil, sizin de vurguladığınız gibi üniversitelerin tercih edilebilirliği, öğrenci akışı, mevcut öğrencilerin tekrardan buraya dönüşü ve tüm ekonomimiz üzerinde bir
çarpan etkisi, bir domino etkisi var aslında. Biz tabii ki planlamalarımızı yapıyoruz ama devletimizi bu konuda yanımızda görmek ve gerekli kararların diğer sektörler için alınan kararların üniversiteler için de alınmasını bekliyoruz. Onun dışında öğrenci akışıyla ilgili çok somut önerilerimiz oldu. Bu konuda Eğitim Bakanımız bize gereken desteği sağlayacağını, bizlerle birlikte bu konuda aksiyon almaya hazır olduğunu söyledi. Tabii ki bunun için bir an önce çalışmalara başlamak lazım. Bu çalışmaları belli bir bilimsel çerçevede, dayanakları net olarak ortaya koyarak yaşanan bu pandeminin etkilerinin en aza indirilmesi mevcut öğrenciler üzerinde, yeni öğrencilerin de akışının devamı ile ilgili çok somut bir önerilerimiz var. Artık koşullar 10 Mart'ın öncesinde, pandeminin öncesinden çok daha farklı. Bu nedenle değişen dünya koşulları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımız, üniversitelerimiz, YÖDAK'ımız ortak akılla doğru kararları alarak yüksek öğretimin sürdürülebilirliği konusunda emin adımlar atmak durumunda. Bu bilgi birikimi var. Biz umudumuzu koruyoruz. Ancak bir an önce bununla ilgili aksiyonun alınması gerektiğinin de altını ısrarla çizmek istiyorum. Peki Halil Nadir'e çok teşekkürler. Süreci takip ediyor olacağız. Bakalım neler yaşanacak yüksek öğretim konusunda. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimize. Önemli bir konu, pek çok öğrenci ülkelerine döndü. Yeni akademik yılda dönebilecekler mi? Burada bulunanların sorunlarını hep bugüne kadar konuşmuştuk ama tüm ekonomik çarklar anlamında buradaki öğrenci nüfusu çok çok önemli. Bu anlamda da Kıbrıs Üniversiteler Birliği adına Halil Nadir Hukuk Rektörü telefon hattımızda konuğumuzdu. Birazdan Sılavus Arincirli konuğumuz olacak, ardından Mustafa Besim. Sılavus Arincirli ile sağlık anlamında yürütülen çaba, mücadele ne kadar yeterli, bu pandemi hastanesi konusu mühim bir konu, onu da konuşacağız, onu da soracağım. Ekonomi boyutunu Mustafa Besim'le konuşacağız. Ekonomi demişken bir paranın durumuna bakalım. Dün yağmurluydu, bugün hava nasıl olacak, havanın durumuna da bakalım. Ardından konuklarımı alacağım, görüntülü bağlantıyla ayrılmayın lütfen. Perşembe sabahındayız. Bugüne dair de manşetlere baktık. Sosyal medya gündemine birazcık baktık. Şimdi haberler, bugüne yansıyan haberler, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamalar. O açıklamalarda bir pandemi hastanesi yapılacağı yönünde söylemler de var. Bugüne kadar yürütülen sağlık anlamındaki mücadeleyi, yapılan son açıklamaları, gelinen noktayı konuşacağız. Yine İngiltere'den gelen vatandaşlar var. Onlarla alakalı olarak da konuşacağız. Sılavus Arincirli ilk konuğum bugün. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ederim. Sesimizle birbirimize kavuştuğumuz bugünden günaydın. Sesimizle kavuştuk. İzleyicilerimiz de bizim görüntülerimize kavuşmuş oldular. Bu yöntem güzel bir yöntem, pratik bir yöntem. Bu virüsle birlikte biz de böyle pratiklikler kazanmış oluyoruz. Güzel bir şey aslında. Teknik ekip bana çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum yardımları için. Bu görüntülü konuşma imkanı için de çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Şimdi elbette yürütülen mücadele tüm dünya için beklenmedik ölçüde kaotik bir hal almış durumda. Ve kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir salgın, bir pandemi olduğu için de tüm dünyanın içinde bulunduğu durum ortada. Şimdi bizdeki konulara birazcık gelelim. Nasıl yürütülüyor bugüne kadar bu mücadele diye konuşalım istiyorum ama
İlk olarak başlayalım. İngiltere'den gelen son iki uçak öğrenciler geldi dün ve bugün gelecek olan, daha doğrusu dün sosyal medyada paylaşılan kimi görüntülerde çok kalabalık bir uçak gördük. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ama bu gelişler noktasında her kafadan bir ses çıkarken uzmanlar dediler ki bu giriş çıkışta olmamalı, gelmemeli nüfus buraya. Şu an içinde bulunduğumuz durum bugüne kadar yürütülen mücadele için bizi geriye götürür mü sizce? Öncelikle gelen yurttaşlara hoş geldiniz demek istiyorum. Çok zor zamanlar geçiriyor herkes. Dünyanın her yerinde ülkelerin içerisinde insanlar, kendi ülkesinde olanlar, kendi ülkesinin dışında olanlar, gerçekten çok zor bir süreç ve çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var, tavsiyeleri var. Neydi bunlar? Evde kal demişti Dünya Sağlık Örgütü. Ardından da olduğun yerde kal, yerinde kal çağrısı yapmıştı. Ama tabii bu çok insani bir durumdur. Hasta olabilen var, kendine olduğu yerde bakamayacak olan insanlar var. Maddi zorluklar içerisinde olabilen yurttaşlar var. Dolayısıyla ülkeler kendi yurttaşlarını yurt dışından kendi evlerine taşırken bazı kriterlere bakıyorlar. Bu insanların bulundukları ülkede kendilerine bakabilecek bir durumları yok ise, bu imkanlardan yoksun iseler ya da hasta iseler, bu insanları yurda almayı göze alıyorlar. Tabii ki bu bir risktir. Ama bu riski değerlendirirken de olduğu yerde kalabilecek olanların lojistik olarak bu para yardımı, kalacak yer yardımı, sağlık yardımı sağlayabiliyorsa ülkeler, olduğunuz yerde kalın çağrısı yapabilirsiniz. Ama eğer bunları sağlayamazsanız o zaman yurttaşlarınızı da başka ülkelerde bırakamazsınız. Böyle bir durum var. Bizim ülkemizde bu durum bundan sonra bu şekilde yönetilmeli. Yani kalabilecek olan, olduğu yerde kalabilecek olan kişilere lojistik destek vererek, gerek maddi yardım, kalacak yer yardımı, sağlık yardımı, destek, oradaki temsilcilikler aracılığıyla orada kalmaları için teşvik edilebilir. Ha yine de mutlaka dönmek zorunda olabilen insanlarımız olabilecektir. Hasta olan insanlar var yurt dışında şu anda tedavi gören. O tedavileri bittikten sonra kendilerine bakamayacak olan insanlar olabilir. O yüzden bu kriterlere göre yurttaşların gelmesi, ama bunun mümkün olduğunca çok çok sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Dün akşam, geçtiğimiz gün yurttaşlarımız ülkeye geldiler ve belli ki yani bu kriterler neye göre yapıldı bunu bilmiyoruz. Yani hükümet hangi kriterlere göre gelişleri kabul etti, hangi kriterlere göre orada olanlara kal dedi bunu bilmiyoruz. Bu bilgilerden yoksunuz. Ama şöyle bir kabul edeceğiz demek ki bu yurttaşlarımızın demek ki hemen tümü yurt dışında kalabilecek imkanlara sahip olmayan insanlardı ki ülkeye geldiler. Şimdi artık geldiler. Geldikten sonra gelmeli miydiler, gelmemeli miydiler? Bunu konuşmanın bir anlamı yoktur bana göre. Bundan sonra yapılması gereken şey gelen yurttaşlarımızı karantina standartlarına uygun bir şekilde karantina sürelerinin tamamlanması, testlerinin uygun zamanda yapılması, hasta olanların gerekli bakımı ve onların temaslılarının taranmasının sağlanması gerekiyor. Bu karantina süreçleri çok önemli. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak işin başından beri karantina doğru uygulanmadığı takdirde bulaşı artırabilecek bir yere dönüşebilir diye çok çok uyarılar da yapmıştık. Karantina bir kere işte bir kişinin olacağı bir oda olacak. İçerisinde tuvalet, banyosu ve havalandırmasının olacağı tam bir izolasyon yeri olması gerekiyor. Herhangi bir temasın olmaması lazım. Karantinada bulunan insanlara hizmet eden sağlık çalışanlarının, güvenlik çalışanlarının, temizlik çalışanlarının ya da mutfak çalışanlarının kesin hijyen kurallarına ve korunma metotlarına uymaları gerekiyor. Bu insanlara el koruyucu ekipman da vermek zorundayız. Biz bir süreden beri karşımıza çıkan her insanın COVID pozitif olduğu ön kabulüyle hareket etmemiz lazım. İşin bu kısmında daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada eksiklikler olduğunu görüyorum. Yani karantina merkezinde olan kişilerin tümünün COVID pozitif olduğu ön kabulüne göre davranmamız lazım. Karantina süreleri boyunca onlara hizmet eden bütün çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlarının mutlaka temin edilmesi gerekiyor.
ve temizlik, çöplerin bertarafı, yemek işleri, mutfak işleri de kesin kurallara bağlı olarak. Bizim şu ana kadarki süreçte bu kesin kurallar, insanlara bu kurallara uyarken temin edilecek malzemeler tam istediğimiz ölçüde değil. Bu konuda da uyarılarımızı yapıyoruz. Defalarca karantinada çalışan kişilerin koruyucu, kişisel koruyucu ekipmanlarının ve kuralların hiç tavizsiz ve eksiksiz uygulanması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yurttaşlar geldi, 14 günlük karantinaları var. Testlerinin de uygun zamanda yapılması gerekiyor. Çünkü bir öncekinde biliyorsunuz testler bir parça geç yapıldığı için son böyle bir karmaşa olduğu, ne zaman çıkacaklardı, şimdi mi çıkacaklardı, kaç pozitif vardı, onların temaslılarında ne vardı. Tabii bunlar kolay işler değil, ben anlıyorum. Ama yine de belli bir düzen ve kural çerçevesinde bu işi yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelen herkese test yapmak gerekir mi? Çünkü dün o az önce de belirttim, hani sosyal medyada bir görüntü dolaştı. Gelenleri taşıdığı uçak olduğu iddia edilen bir uçağın içinden sosyal mesafe yoktu. Tıka basa dolu bir uçaktı. Eğer doğruysa, gerçekten o uçaksa. Gelen herkese test yapılmalı gibi bir de söylem gelişti dün gece buna bağlı olarak sosyal medyada. Hem bu hem de dün Başbakanlık bünyesindeki konseyin başında olan Doktor Sibel Sibir'in bir açıklaması vardı. Hazır herkes evde kapalı, hani tarama yapılmalı ki ondan sonra hayatın normale dönebilmesi için yavaş yavaş başlasın sokağa çıkmalar diye, ikisini birleştirip sormuş olayım. Şimdi hayatın normale dönmesi, bizim uygulayacağımız tedbirler ve bunlara doğru uygulayacağımız tedbirlere bağlıdır. Bir kere sosyal mesafenin korunmaması kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil. Sosyal mesafe hayatımızın her alanında uzunca bir süre olacak gibi görünüyor. Hele ki enfeksiyonun yüksek olduğu Birleşik Krallık gibi bir ülkeden gelen insanların sosyal mesafeyi korumadan davranması gerçekten doğru değil. Çünkü orada bulaş yüksek gidiyor ve toplu seyahat edilen yerlerde de bulaşın artabileceğini biliyoruz. Oraya giren, uçağa giren pozitif olan kişiler olmayanlara da pekala bulaştırabilirler. O yüzden sosyal mesafe mutlaka korunmalı, maske takılmalı, el hijyenine çok dikkat edilmeli. Bunlar bizim artık yani hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimiz tedbirlerdir. Bütün bunları yapamazsak eğer, o zaman biz normalleşme sürecine giremeyiz. O zaman biz alınan tedbirleri asla gevşetemeyeceğiz. Bizim normal bir hayata, bir ekonomik yaşamın tekrardan şartlarının dönmesine başlayabilmemizin temel durumu bunlara uyum göstermemizdir. Biz sosyal izolasyonumuzu yapmamız lazım. Testlerin önemi de kimin hasta olup olmadığını tespit edip o erken dönemde başkalarına bulaş yapmadan izole etmektir esas prensibi testlerin. Yani test uygulanmalı, kimin pozitif olduğu ortaya çıkmalı ve o en erken zamanda başkalarına bulaştırmadan izole edilmesi gerekir. O yüzden test sayılarının arttırılması gerekiyor. Bunu biz bir süreden beri de söylüyoruz. Çünkü insanları, pozitif olanları ne kadar erken izole edersek başkalarına bulaş ihtimalini o kadar azaltmış oluruz. Burada biz bütün pozitif olanlara ve onların temaslılarına ulaşıp onları izole ettiğimiz zaman biz normal hayata geçmekten söz edebiliriz artık. Çünkü normal hayata geçmenin en önemli noktalarından bir tanesi kimin pozitif olup kimin olmadığını bilmek zorundayız. Pozitif olanları izole edeceğiz. Pozitif olmayanlar da, yani virüsü taşımayanlar da normal hayata dönmenin adımlarını atacak olan insanlardır. O yüzden bu uçakta eğer böyle bir kalabalık, böyle bir kötü durum olmuşsa çok büyük hatadır. Pozitif olanların olmayanlara bunu bulaştırmış olma ihtimali yüksektir. Tabii bu yurttaşlar şu anda karantinadadırlar. Ama bizim önemli bir kritik noktamız daha var. Hasta sayısı bizim için önemlidir. Çünkü biliyoruz ki sağlık sistemimiz de yeterince güçlü değildir böyle bir salgına karşı. O yüzden aynı anda kaç tane hastanın hasta olacağı ve hastanede kalmak ihtiyacı göstereceği bizim için kritik bir husustur. Mümkün olduğunca hastanedeki yoğunluğun düşük olması gerekir ki ne kadar az hasta olursa o kadar az
insan hastaneye ihtiyaç duyar. Ne kadar az hastaneye ihtiyacı duyan hasta varsa o kadar az yoğun bakıma ihtiyacı duyan olur. Bu iş böyle birbirine eklenerek gider. O yüzden bizim sağlık sistemimiz de yeterince güçlü olmadığı için dünyada birçok ülkede de böyle zaten çok sıkıntılar oldu biliyorsunuz. Çok hastayı kaldırabilecek bir sağlık sistemi yok. Bizimkisi bir parça daha sıkıntılı. Çünkü şu anda yoğun bakım ünitelerimiz istediğimiz düzeyde değil. Yoğun bakım kapasitemizi arttırmamız lazım. Burhan Dalmantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım yatak sayısı şu anda işte bildiğim kadarıyla 30 civarındadır. Bu solunum cihazı sayısından bağımsız olarak verdiğim bir rakamdır. Çünkü yoğun bakım yatağı demek solunum cihazı sayısı demek değildir. Yoğun bakım yatağı hem solunum cihazı hem de yoğun bakım altyapısının da olması gereken bir durumdur. Aynı zamanda o yoğun bakımda hizmet verecek olan sağlık personelinin de varlığı meselesidir. Bizim şu anda solunum cihazlarımız var, yolda gelecek olanlar var. Bunların kurulma süreci var. Bu kurulacak olan solunum cihazlarının yoğun bakımlarının altyapısı, havalandırmasıdır, oksijen teçhizatıdır meseleleri var. Bunlar önümüzde duran işlerdir. Bunları yapması lazım Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce. Bu bir aydır söylediğimiz bir konudur. Sadece solunum cihazı sayısı değil, yoğun bakımın altyapısının da yapılması lazım. Bir de yoğun bakımda çalışacak olan personelin eğitilmesi lazım. Çünkü yoğun bakım personeli, yoğun bakım uzmanı da ayrı disiplinlerdir. Bizim yoğun bakımda çalışan hekimlerimiz, hemşirelerimiz vardır ama sayıları yeterli değildir. Nasıl ki karantina, izolasyon hastanesi, pandemi hastanesinde çalışacak olan kadroları arttırın, genişletin kadroları diye haftalardır söylüyorduk ve bunu yaptı Sağlık Bakanlığı. Şimdi de bunu hatırlatmayı kendime göre biliyorum. Yoğun bakımda çalışacak olan sağlık ekiplerini eğitip hazır tutmak lazım. Şimdi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bir pandemi hastanesi olmaması gerektiğini söyledi hekim örgütleri bu süreç zarfında, sağlıkçılar, uzmanlar ve netice itibariyle orası bir pandemi hastanesi oldu. Dün itibariyle Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamaları, şimdi bir plan değişikliğine gidiyoruz diyor ve yeni bir pandemi hastanesi yapacağız diyor. 100 odalı, 200 yataklı yanlış anlamadıysak eğer. Şimdi bu konuda Bakanlar Kurulu'nun bir ortak fikri yok anladığımız kadarıyla. Kudret Özersay'ın açıklamasından bunu anladık en azından. Gelinen noktada şimdi Burhan Nalbantoğlu pandemi hastanesi yapılmamalıydı söylemine gelindi ve plan mı değişiyor ve bundan sonra nasıl bir rota olacak? Düz bir çizgide, yatay bir çizgide gidiyoruz. Aldığımız önlemler iyi gidiyor, iyi sonuç veriyor demişti Başbakan Ersin Tatar. Bundan sonrasıyla alakalı rakamın artması gibi bir öngörü var mıdır bu pandemi hastanesi oluşturulması noktasında? Çünkü ha deyince olacak bir şey değil ülke şartları düşünüldüğünde. 21 Mart tarihinde benim bir açıklamam olmuştu Nazar Hanım. Dediğim tam da şuydu. Biz genel sağlık hizmeti alan diğer hastalarımızdan vazgeçemeyiz. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi için uygun olmayacağını. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin vereceği hizmetleri başka bir hastanenin verme kapasitesi olmadığı, gerek özel gerek kamu hastanesi olarak ülkede olmadığı için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin genel sağlık hizmetlerinden vazgeçilmesinin doğru olmadığını ben 21 Mart'ta söylemiştim. Çünkü onun yerine koyabileceğimiz başka bir şey yok demiştim. Bu kadar çok hizmeti veren, bu kadar çok hastanın çeşitli branşlardan, kronik hastaların tedavi alabilecekleri başka bir hastanemiz ne özelde ne de kamuda yok demiştim. Ben bunu bizzat Sağlık Bakanı Ali Pilli Bey'e de söyledim. Dedim ki yapmayın. Burhan Nalbantoğlu'nu pandemi yaptığınız takdirde genel sağlık hizmetleri çökecek ve bundan hastalar zarar görecek. Hasta güvenliği riske girecek. Başka sebeplerle insanları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. İnsanlar, birçok hasta doktoruna ulaşmakta zor çekecek. Bunları ben defalarca söyledim. 21 Mart'ta da böyle bir açıklama yaptım ama buna rağmen 25 Mart'ta daha önce başka bir devlet hastanesinin pandemi hastanesi olması kararına rağmen Burhan Nalbantoğlu pandemi hastanesi yapıldı. Bu yanlıştı. Bunu da zaten bir süreden beri söylüyorduk. Geçtiğimiz günlerde sendikada bunu ifade etti. Çünkü siz 600 yataklı bir hastaneyi alıp bırakın 600 yatağı,
Talasemi merkezi var, diyaliz merkezi var, birçok kronik hastanın da gittiği bir hastaneye, yatak sayısıyla da değil, dışarıdan ayaktan gelen hastalarla da baktığımızda binlerce binlerce insana hizmet veren bir hastaneyi aldınız ve 40 yataklı bir başka bir hastaneye sıkıştırdınız. Kolan Hastanesi'nin 40 yatağı, 50 yatağı var. Kolan Hastanesi'nin şu anda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin vermiş olduğu hizmetleri ikame etmesi, onun yerini tutması mümkün değil. Fiziki koşullar açısından da mümkün değil. Üstelik o kadar küçük bir mekana kamuda çalışan doktorları, hemşireleri aldınız, götürdünüz. Aynı zamanda da Kolan Hastanesi'nin kendi özel hekimleri ve kendi çalışanları da bir arada. Orada bir karmaşa, orada bir yoğunluk yaratıldı ve bu şeyde mümkün değil sağlıklı bir sağlık hizmeti vermek. O yüzden bu kararın yanlış olduğunu biz zaten bu kararı almadan önce hükümete defalarca söylemiştik ama dinlemediler. Dinlemeyip bu kararı aldılar. Şimdi işin yürümediğini görüyorlar. Çünkü bu kararları alırken bu hükümetin yani öyle bir alışkanlığı var ki sorunlar böyle alelacele kararlarla, üzerinde yeterince konuşulup değerlendirme yapılmadan alınan kararlarla yürütülen bir süreç içerisindeyiz ki böyle kriz dönemlerinde bu kesinlikle kabul edilebilir değildir. Çünkü kriz dönemlerinde konuyu hızlıca değerlendirmek lazım ve en doğru kararı ortak akılla almak lazım. Şu andaki hükümetin böyle bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Özellikle sağlık alanında, benim yakın takip ettiğim sağlık alanında böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bunun en önemli tezahürlerinden bir tanesi Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesi yapılmasıdır. Ve bu konuda da kararsızlıkları uzun süreden beri devam ediyordu. İşte Mausa Hastanesi kararı verildi. Sonra bu karar iptal edildi. Sonra Kolan Hastanesi ile Mausa Hastanesi'nde genel sağlık hizmetleri yürütülecek dendi. Bu paylaşım da tam yapılamadı. Burhan Albantoğlu pandemi olunca İşlerin iyi gitmedi ortaya çıktı. Çünkü şöyle de bir şey var. Bunu da ben yine yazımda yazmıştım, yatak sayılarıyla da ilgili. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 75 yılında yapılmış bir hastane olduğu için koğuş sistemidir ve karantina izolasyon koşullarına uygun değildir mimari açıdan. Dolayısıyla siz koskoca bir hastaneyi küçücük bir bölümünü sadece kullanabileceksiniz. Ve şu anda 47 tane yatan hasta var. 30 hasta daha eklense buna Burhan Albantoğlu da kapanacak Nazar Hanım. O zaman ne olacak? Şimdi zaten sorusunun cevabı yok. Mevcut durumda zaten hani korkulan senaryo, en başından beri bu süreci takip edenler, dünyadaki seyri takip edenler için en korkulan senaryo bir anda bu salgının rakamsal olarak ülke sağlık sistemi altyapısının kaldıramayacağı bir rakama ulaşması idi. Bizde evet yatay seyrediyor, o anlamda şanslıyız. Yani çok yoğun hasta sayısına ulaşmış değiliz. Umarız böyle kalsın. Sadece bir yerel vefat haberi verdi ki bu ekranlardan öyle kalsın. Umut ediyoruz. Yani bu seyirde devam ederken hastane şu an ne yazık ki diğer hastaların, rutin tedavisi devam eden hastaların sağlığına kavuşması anlamında dezavantajlı bir duruma gelmiş oldu aslında. Yani COVID-19'a biz fokuslandık ama diğer hastalıklar nedeniyle hastaların durumunu şu an daha fazla konuşuyoruz ya da konuşmamız gerekiyor zannederim. O yüzden mi bir anlamda böyle bir çark yaşandı? Şimdi bu iyimserlik bir temkinli iyimserlik olması lazım. Önce onu söyleyeyim. Kötü gitmiyor görünüyoruz ama bu gevşememize kesinlikle müsaade etmemeli. Çünkü gevşediğimiz anda tekrardan rebound olacak ve her şey daha hızlı seyredebilir. O yüzden bu temkinli bir iyimserlik olmalı. Biz iyi gidiyoruz demek hep iyi gideceğiz anlamını taşımaz. O yüzden şu anda yapılması gereken şey, insanlara evde kal çağrısı yaptık. Çok güzel. İnsanlar da buna riayet etti. Bu da çok güzel. Sınırlarımızı kapattık, girişleri sınırlandırdık. Bu da çok doğru. Ama şimdi yapılması gereken şey, sağlık sistemimizi hem diğer hastalara bakmaya devam edecek şekilde düzenlemek hem de COVID için hazırlık yapmak. Çünkü bu iş aylar süreceğe benziyor. Bu yeni bir virüs nasıl davranacağı konusunda bizim bizden önde giden ülkelere bakmamız lazım. Onların da bilemedikleri var. Çünkü bu süreç henüz tamamlanmadı.
dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmemiz lazım. O gelişmeler de bize diyor ki henüz bunun biteceği bir tarih söylemek çok güçtür. O yüzden biz iyi gidiyoruz. Hep de böyle gideceğiz düşüncesi bizi rehavete kaptırabilir. Bu kesinlikle doğru değil. Ben temkinli bir iyimserlik içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapılması gereken işler var. Bir kere kapıların daha kapat, yani yurt dışı girişlerin açılmasının hala daha hiç konuşulmaması lazım. Böyle bir şey gündemimizde asla olmaması lazım. Ama insanlar da o normalleşme süreci ne zaman başlayacak, ne zaman tekrardan ekonomi dönmeye başlayacak sorularını soruyorlar. Bütün bunların öncesinde olmazsa olmaz şeyler var. Bir tanesi sağlık sisteminizi güçlendirmektir ki şu andaki karmaşa bizi taşıyamaz ileriye. Bu karmaşanın giderilmesi lazım. İkincisi virüsü taşıyan her bir kişinin saptanması ki bunun için daha yaygın test yapılması gerekiyor. Yani test sayısıyla ilişkili bir şeydir vaka sayısı da. Siz ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok pozitif hastayla karşılaşırsınız. Yani günde bir tane iki tane olgudan söz ediyoruz biz ama bizim yaptığımız test sayısı da 200'ü bulmuyor günlük. Dolayısıyla test yapma kapasitemizi arttırmamız lazım. Mouse Hastanesi'ne de bir PCR cihazı kuruldu. O PCR cihazının da çalışması lazım. Bizim şu anda bütün odaklanmamızı pozitif olan hastalara tespit edip onların temasında olan kişileri de tespit edip toplumdan izole etmeye ayırmamız lazım eforumuzu. Bunu yapmak zorundayız. Ha, bu Sağlık Bakanı'nın söylemiş olduğu 100 odalı, 200 yataklı pandemi hastanesi. Yani bu böyle bir günde çıkmış bir fikir gibi görünüyor. Öyle ki Bakanlar Kurulu'nun da bundan haberi yok. Aylardır hatta meclis daha açık olduğu zamanlardan biz hazırlığınızı yapın, pandemi hastanesi hazırlayın, bu iş gelecek. Biz bunu aylar önceden Ocak ayında söylemeye başlamıştık Sayın Pilli'ye. Biz tamamız, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, her şeyimiz tamamdır şeklinde bir konuşmalarla karşılaştık. Bunlar doğru değil. Şimdi bakın şu anda bir pandemi hastanesi sorunu yaşıyoruz. Az önce söylediğim Nalbantoğlu 30 hasta daha yatarsa kapasitesini tamamlayacak. O zaman nereye gidilecek? Dün Sayın Pilli böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir müjde verdi insanlarımıza. Ama Sayın Kudret Özersay Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşülmedi dedi. Yani böyle bir şeyi anlamak gerçekten zor. Bu kadar önemli bir konuda Bakanlar Kurulu nasıl bu konuyu görüşmez? Ya da Bakanlar Kurulu'nda değerlendirmeden Sayın Pilli nasıl böyle bir şeyi açıklar? İşte bütün bunlar Nazar Hanım, işlerin böyle alelacele ve üzerinde yeterince değerlendirme yapılmadan, herhangi bir plan program yapılmadan yürütüldüğüne dair endişelerimizi bizim arttırıyor. Ha, bunu nasıl yapılacağını elbette Sayın Pilli anlatacaktır diye düşünüyorum. Ya da Sayın Tatar, sonuçta bu hükümeti de ilgilendiren bir mesele. Biz de değerlendireceğiz. Umarım ki bu konuda Sayın Pilli'nin önemli bir ön hazırlığı da olmuştur. İnsanlarla henüz paylaşmadı. Yeri de hazır dedi. Dolayısıyla hani kafada bir yer var belli ki. Kudret Özersay da yeni cezaevi inşaatını işaret etmiş. Yani Bakanlar Kurulu'nda bu görüşülmedi ama orası olabilir demişti. Netice itibariyle ülkenin sahip olduğu sağlık çalışanı, doktor, hemşire sayısı da ortada. Yani yeni bir hastane eğer böyle bir şey olacaksa orada kimler görevli olacak gibi ya da teknik altyapısı nasıl sağlanacak gibi de sorular izleyicilerimizden geliyor. Ventilatör cihazları 90 adet yeni gelecek denmişti. Onunla birlikte mi acaba böyle bir şey kurulacak? Pek çok sorularda var tabii ki, yanıt bekliyor onlar. Bekliyoruz biz de yanıtları. Son olarak sorayım, hani gelinen aşamada tedbirli bir temkinli bir iyimserlik içinde olmamız lazım dediniz. Kesinlikle doğru. Herhangi bir rehavete de kapılmamamız lazım. Yarın itibariyle açıklanan son hani bu kısıtlamalar ile ilgili durum uzatılacak gibi görünüyor ama yarın itibariyle alınan kararlarda sona geliyoruz. Hükümetin bu süreç zarfında bu virüsle mücadele yöntemleri noktasında gelinen aşama için ne söyleyebiliriz? Bundan sonrası için şöyle çok kısaca yapılması gerekenlerle ilgili de bir görüş alayım sizden. Bu virüs bugünümüzü ve yarınımızı tehdit ediyor. Gerçekten bu çok büyük bir tehdit. Bu ülkede yaşayan her birimizin ve
bundan sonra yaşayacak olan insanların refahını, sağlığını, yaşamını tehdit eden bir virüsle karşı karşıyayız. O yüzden ülkenin bütün kapasitesiyle, bütün bilgi birikimiyle, bütün tecrübesiyle bu virüse karşı savaşması lazım. Şu ana kadar izlediğimiz tablo bu bilgi ve tecrübe birikiminden hükümetin paylaşmadığı, bununla paylaşmadığı yönündedir. Kendi aklımız bize yeter tavrı içerisindedirler. Biz baştan beri birlikte çalışalım, elimizden gelen katkıyı koyalım tekliflerini yaptık. Ama böyle bir yaklaşım olmadı. Şimdi bu ülke hepimizin, bu insanlar biziz. ve bu ülkenin neyi geleceğe taşıyabilmek için bugün çok çalışmamız gerekiyor. Bugün el ele vermemiz, akıl birliği yapmamız gerekiyor. Bu bir mücadeledir, bu savaştır. Cephemizi iyi korumamız gerekiyor. Bütün bunları yaparken de bütün dünyaya bakarak oradaki gelişmeleri de güncel bilgileri de takip etmemiz lazım. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kriz merkezinden söz etmiştik. Bu kriz merkeziyle bu sürecin yönetilmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü bakın dünkü olay da olayın ne kadar dağınık olduğunu bize gösteriyor. Sayın Pilli pandemi hastanesinden söz ediyor. Sayın Kutluzer Sayın bundan bilgisi olmuyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu tür çalışmalar ortak yapılmalıdır. Umarım ki bundan sonra öyle yapılır. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken genel sağlık hizmetlerinin de iyi kalitede sürdürülebileceği, salgına da hazırlıklı olabilecek hastaneler ekip ve ekipmanlarıyla hazır olmalı. Buna hükümet konsantre olmalıdır. Çünkü bu normalleşme sürecimizdeki birinci anahtar, birinci kilittir. O kilidi çözdükten sonra ikinci kilidimiz de şudur. Ülkedeki bütün pozitif olan insanları tespit edip onların temaslılarını tespit edip izole etmektir. Bu hasta tespiti ve temaslı tespitiyle ilgili kilidi de çözersek bu da ikinci kilidimiz olacak. Bunu da açtıktan sonra üçüncü kilidimiz yavaş yavaş normalleşmeye geçtiğimizde yine bütün yine kapılar kapalı olmak koşuluyla da normal hayata geçtiğimizde de o testleri yapmaya devam etmemiz ve tedbirleri de korumamız lazım. Yani mesafeyi, sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, el hijyenine dikkat etmek bunlar daha uzunca bir süre hayatımızda olacak. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı şeyleri kaybedebiliriz bu süreçte. Yaşamları kaybedebiliriz. Bugün yaptığımız çalışmalar bütün bu kaybedeceklerimizin en az olması için çok önemlidir. Ama şu da önemlidir ki gün gelip de birçok şeyi tekrar inşa etmemiz gerektiğinde bu ülkenin yine bütün tek yumruk, tek yürek hareket etmeye ihtiyacı vardır. Ben o günlerin geleceğine yürekten inanıyorum. Yapılması gerekenleri bugün yapalım. Günü geldiğinde de kaybettiklerimizi tekrardan inşa etmek için hep birlikte çalışalım diyorum. Öyle olmasını dileyelim biz de. Çok teşekkür ediyoruz Sıla Uslar İlincirli. Sağlıklı günler dileyelim. Yayına katıldığınız için sağ olun. Hoşçakalın. Sağlık boyutunu konuştuk. Şimdi bugüne kadar neler yapıldı, neler yapılmalıydı, bir pandemi hastanesi yapılacağı yönünde Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamaları, o ve diğer konuları konuştuk. Sıla Uslar İncirli ile sizlerden gelen mesajlar var bu arada. Kargo dağıtım şirketleri, restoran, kafelerin sadece takeaway servisleri, gece sokağa çıkma yasakları cuma gecesi itibariyle artık kalkmalı demiş örneğin bir izleyicimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik çarkları dönmeye başlamalı, tedbirli izleme devam etmeli şeklinde yorumlar var. Şimdi Sıla Uslar İncirli ile konuşmamız üzerine özellikle bu yorumu okudum. Çünkü şu anki durumun hep böyle devam edeceğini düşünerek rehavete kapılmanın yanlış olacağını söylüyor. Önemli. Dolayısıyla yarın bitiyor alınan kararlar, süresinin uzaması yönünde beklenti, bir açıklama bununla birlikte, bununla ilgili gelecektir diye tahmin ediyorum. Sizlerden gelen ekonomi temelli sorular var. Onları birazdan konuğumuza da soracağım.
belediye nerede, Kızılay nerede, ne iş yapıyorlar, yardım diyorlar ama sivil savunma kime yardım ediyor? Enver Özdemir sormuş. Bizim mahalleye kimse gelmedi demiş. Hangi mahalleden bahsediyorsunuz Enver Bey? Onu da iletirseniz eğer buradan hem seslenelim hem biz de bakalım nedir durum diye. Sosyal medya gündeminde bu yardımlar konusuyla alakalı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın bir paylaşımı vardı. Şimdi yardımların biliyorsunuz ki organize bir şekilde yapılması sorun. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım ulaşamayabiliyor. Ama bunun yanında aman kötü günler var deyip istifade yapanlar olduğuna dair ne yazık ki kulağımıza haberler geliyor. Yerel yönetimlerden yetkililerle konuştuğumuzda da bunu söylüyorlar. Bakın Mehmet Armancı diyor ki dün Kıbrıs gazetesinde bir haber vardı hatırlayacaksınız. Mahalle sakinlerinin sistem dolu ifadeleri vardı. Kafesli mahallesi. Hatta muhtarın ifadeleri vardı. Mehmet Armancı diyor ki Kafesli mahallesine ait haber gerçekten beni hayrete düşürmüştür. Haberde hiç yardım alınmadığını ve sadece yurttaş olanlara yardım yapıldığı ifade edilmiştir. Toplam 180 civarı seçmen sayısı olan aşağı yukarı 400 kişinin yaşadığı Kafesli mahallesine düne kadar 120 ayrı adrese gıda desteği sağlanmıştır. Bunların 35 adedi sayın muhtarın yönlendirmesiyle, diğerleri bireysel başvurularla, ayrıca çöplerin toplanmadığı yazılmış, çöplerde hiç aksama olmamıştır. Süpürge de buna dahil diyor. Anlıyorum ihtiyaçlar fazla. Bizler de herkes elimizden geldiğinin fazlasıyla yardımcı olmaya gayret ediyoruz ama bu dönemde doğru bilgilerle kamuoyuna bilgi vermek sanırım her şeyden fazla önemli. Bu yüzden biz bir çalışma yapıyoruz. Gün gün bir link vererek kişisel kimliklerin korunmasına da dikkat ederek dağıtım tablosunu şeffaflıkla yayınlayacağız dedi Mehmet Armancı. Lefkoşa Belediyesi'nden günlük yardım talep edenlerin sayısı 400 civarında. Sadece Lefkoşa değil tüm belediyeler, binlerce insandan bahsediyoruz. Her gün o yardımla mutfağında bir şeyler pişebilen çok sayıda insan iş yerlerinin, özel sektörde %80'in ve belki daha üzerinin kapalı olması nedeniyle evinde. Bu durumun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla işte sorunun çözülmesi anlamında dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var. Çalışma Bakanlığı Alo 102 ihbar hattı devrede, çalışma hayatına dair her türlü soru. Bakın bu soru kısmı önemli, bize de bir sürü sorunuz geliyor. Kimilerine yanıt verebiliyoruz bildiğimiz için, yetkililerle görüştüğümüz için, kimilerine biz de yanıt veremiyoruz. Alo 102 ihbar hattını kullanabilirsiniz. Bilgi ve şikayet için Alo 102 ihbar hattı hizmet veriyor. Vatandaşlarımız çalışma hayatıyla alakalı her türlü soru, bilgi ve şikayet için hafta içi 9 ile 18 saatleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Alo 102 ihbar hattını arayabilirler dedi. Çalışma Bakanlığı hazırladığı görselle Alo 102 ihbar hattını devrede olduğu bilgisini paylaşıyor. Yalnızca o değil. Bir ihbar hattı daha var. Bir de WhatsApp hattı var. Onu da paylaşalım. 0533 852 43 70. Yani Alo 102'yi belki herkes arayamaz ama internet hemen hemen herkeste olabilir. O yüzden WhatsApp kullanmak isteyenler çalışma hayatıyla ilgili soru, ihbar ve şikayetler için yine aynı şekilde saat 9 ile 18 arasında ekranda şu an gördüğünüz bu hat üzerinden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaşabilir. Bu nedenle önemli. Mesela Erdoğan Atalay demiş ki özel sektör çalışanları için alınan 1500 lira katkı payı halen neden ödenmiyor? O zaten ay başı itibariyle ödenecek denilmişti. Çalışmaları sürüyor ama örneğin bu WhatsApp hattına ya da Alo 102'ye arayarak Erdoğan Bey bu soruyu yönlendirebilirsiniz. Doğrudan muhatap bulacağınızı düşündüğüm için. Çünkü verilmiş bu numaralar 9 ile 18 saatleri arası hafta içi arayabilirsiniz. Bu soruları sorabilirsiniz. Yine gelen pek çok
bu yardımlarla alakalı ve ihtiyaç sandığından çekilecek parayla alakalı da sorular geliyor. O da önemli bir konu. Çünkü ihtiyaç sandığından biliyorsunuz bir avans da gündeme gelecek bu 1500 liralık yardımdan bağımsız olarak. O da önemli. Şimdi yarın normalde süresi bitiyor dedik bu kısıtlamaların. Ama uzatılmasını bekliyoruz. Uzatılmalı diyor hekimlerde. Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, yeniden açılma konusu gündemde demiş. Sizlerden de gelen mesajlar var ya, hayat yavaş yavaş normale dönmeli, ekonomi çarkları yeniden dönmeli, paket servisler açılmalı gibi gibi. Yeniden açılma konusu gündemde. Başta bazı hükümet yetkilileri olmak üzere tarih telaffuz edenler de var. Elbette mümkün olan en kısa zamanda yeniden açılma hepimizin arzusu. Ekonomik olarak da buna ihtiyacımız var. Ama bu işin herhangi bir bilimsel temeli olmayan tarih önerileriyle gündeme getirilmesi doğru değil. Bu konuda bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verelim lütfen. Pozitif vakaların ve temasların izole edildiğini, dışarıya kapalı olarak içeride açılmanın artık tehdit oluşturmadığını ve açılacak iş yerlerinin faaliyet standartlarının ne olduğunu, denetimin nasıl olacağını, nasıl yapılması gerektiğini bizlere onlar söyleyecekler. Bu arada başta yoğun bakım olmak üzere sağlık alanında eksiklerimizi de hızla gidermemiz gerekiyor. Tarih gece gündüz bu konuyla uğraşan bilim insanlarından gelecek. Aksi bu kadar emeği boşa çıkarma ve başa dönme riskini yaratır ki sorumluluğu büyük olur diyor Tufan Erhürman da ekonomi çarkları için. Son bir mesaj paylaşayım. O da şu, milletle dalga mı geçiyorsunuz diyor Ayşe Tural. Onu genelde sanatsal paylaşımlarıyla, şiirleriyle görürüz ama o da isyan etmiş ve demiş ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet dairelerinde kullanılan elektriği kim ödüyordu? Bu para ayda kaç lira? Şimdi o çalışanlar evlerinde tüketiyor bu elektriği, öyle mi? Peki o parayı niye o makam ödesin? Bu da elektrik faturalarına indirim olarak yansısın. Faturamı zamanında ödersem %15 indirim olacakmış. Milletle dalga mı geçiyorsunuz? Halk evine ekmek götürmekten aciz. Yemeğin suyuna pilav yapan artan pilavını çorba yapıp çoluğuna çocuğuna yemek olarak önüne koyuyor. Marketlerde her ürüne %100, %200 zam yapılmış. Halk söylüyor, soruyor ama yöneticiler sağır rolü oynuyor. Farkında mısınız diyor. Bu paylaşımı yapmak için de bir ay beklediğini iletiyor yine paylaşımının sonunda. Çünkü o bir ay hani eleştirmedik etmedik ama artık gelinen aşamada eleştirmek de lazım diyor. Bir vatandaş görüşü olarak onu da paylaşmış olalım. Sağlık elbette çok önemli hepimiz için ama diğer önemli bir konu başlığı ekonomi. Evde kalın, evde kalın diyoruz herkese ama 1500 liralık bir katkı o da herkese değil, yeterli olmayacağı da aşikar. Çünkü alım gücü düşerken belli ki hayatta pahalanıyor. Mustafa Besim şimdi işin ekonomi boyutunu konuşacağımız isim. Hoş geldiniz yayınımıza. Mustafa Besim beni duyuyor mu? Ben kendisini duyamıyorum İlker. Evet, şimdi duyuyorum. Evet, şimdi birbirimizi duyuyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hepimizin temel konu başlığı elbette sağlık, sağlıklı kalmak, bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek. Hepimizin temel gündem maddesi fakat ekonomi elbette iyi beslenebilmek, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek, hijyen koşullarını sağlayabilmek için yani en temel durumda bile çok çok önemli. Şimdi içinde bulunduğumuz durumu yerel anlamda değerlendiririz ama böyle bir virüsün yol açtığı global hasar da ortada. Oradan başlayıp yerele gelelim isterseniz. Nasıl bir hasardan bahsediyoruz, nasıl kalkacak dünya bunun altından? Evet, gerçekten tüm ülkelerin, tüm ekonomilerin hiç de öngörmediği bir süreç yaşanıyor. Tabii dediğiniz gibi öncelikle sağlıktır. Öncelikle bu virüsün inşallah fazla uzamadan
ve fazla da zarar vermeden, fazla da kayıp verilmeden atlatılmasıdır. Tabii ki bu kapatma diye tanımladığımız, ekonomik anlamda kapatma diye tanımladığımız bu süreç boyunca ekonomik aktiviteler çok büyük ölçüde etkilenmiştir. Biliyorsunuz yani son 40-50 yıllık süreçte dünya ekonomileri küreselleşme sürecini çok yüksek oranda yaşamışlar. Mal, hizmet, sermaye akımları çok yüksek olmuş. Dolayısıyla yani ekonomilerin karşılıklı bağımlılığı, biz buna ekonomik karşılıklı bağımlılık diyoruz. Bu çok yüksek oranda yükselmiştir. Hatta özellikle Doğu ekonomilerinin ve de Batı ekonomilerin, ama Doğu ekonomilerin, Asya ekonomilerin aslında yurt dışına veyahut da ihracata dayalı büyüme modellerini benimseyerek dünyaya mal satarak büyümeyi başarmışlardır. Yani bunların en güzel örnekleri işte Çin'dir, Kore'dir. Bunları hep birlikte, Türkiye'dir ve Doğu Avrupa ülkeleridir. Bunları hep birlikte gördük. Tabii ki bu son süreçte yaşadığımız gelişmeyle özellikle dış satım veyahut da dış talebe bağlı ekonomi ilk etapta bu süreçte çok büyük ölçüde etkileneceklerdir. Çünkü ürünlerine, mallarına talep azalacaktır. Bu da tabii ki onların ekonomilerini çok büyük ölçüde etkileyecektir. Bu tabii ki doğal olarak üretimin olmadığı, hizmet satımının olmadığı yerlerde yalnızca devlet gelirlerinin gerilemesi değil, aynı zamanda işsizliğin artması anlamına geliyor ki bu en kötü, yani sosyal anlamda da en kötü bir gelişmedir. Bugün İLO'nun geçen gün yaptığı ilk tespitlere göre neredeyse 20 milyondan fazla bir işsizlik yaratılacağından bahsediliyor. Tabii bu çok büyük bir rakamdır. Bunun tam olarak ne kadar olacağını kestirmek bu aşamada zordur. Ama öyle görünüyor ki özellikle dış talebe dayalı ve dışa satan ekonomilerin iş gücü piyasalarında önemli bir gerileme olacaktır ve işsizlik olacaktır. Ekonomik kayıpları da yüksek olacaktır. Diğer taraftan tabii ki diğer ekonomiler de bunlardan etkilenecektir. Çünkü dış talebi çoğu ekonomilerin vardır veyahut da bu kapatma dolayısıyla ekonomik aktiviteler tabii ki etkilenecektir. Ama dediğim gibi bunu kestirmek ilk etapta zordur. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yani ilk etapta dünyada potansiyel kaybedenler ve potansiyel kazanacaklar ile ilgili konuşuluyor artık. İlk etapta potansiyel kaybedecekler. İşte ne yazık ki turizm alanında olan ekonomiler, inşaat, genel imalat, gıda ve sağlık dışındaki genel imalat, otomotiv sektörünün kaybedeceği ve ne yazık ki eğitim sektörünün kaybedeceği gibi görülüyor küresel bazda. Bu saydığınız kalemlerden üçü bizde var, yani turizm, eğitimden bahsediyorsunuz mevcut koşulda. Yani bunu özellikle belirtmek istedim. Ne yazık ki potansiyel kaybedecekler arasında bizim ekonomimiz vardır. Yani kötümser de olmak istemiyorum ama. Turizm, inşaat, eğitim. Üçü de bizde, yani lokomotif dediğimiz. Potansiyel, evet. Ve tabii burada daha da kötü olan durum, bizim bunların tümünün dış talep kaynaklı olmaları. Yani hani bizim böyle Türkiye gibi, efendim Almanya gibi böyle çok büyük nüfuslu, kalabalık bir nüfusumuz yok. Biz bu bahsettiğimiz sektörlere olan talebi dışarıdan sağlıyoruz. Yani turizm dışarıdandır. İç turizmimiz de var ama çok küçüktür. Yani ekonomiye katma değeri görece olarak dıştan sağladığımız turizm katma değerine göre çok düşüktür. Yüksek öğretim de aynı şekilde. İnşaat sektörü de aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar ne yazık ki potansiyel olarak kaybedecek sektörler olarak görünüyor. Onun için bizlerin bunu da dikkate alarak ona göre politika geliştirmemiz gerekecek. Dünyada bundan sonraki
ticaret veyahut da ekonomik faaliyet olarak doğal olarak gıda ve tarım sektörü biraz daha öne çıkacak. Gıda ve bununla ilişkili olarak imalat, gıda imalatı öne çıkacak. Tıbbi malzemeleri söylememe gerek yok. Tıbbi malzemeler bunların sağlanması. Elektronik ticaret doğal olarak bu şartlarda potansiyel kazançlı olarak görülüyor. Kişisel sağlık hizmetleri tabii ki kazançlı görünüyor. Ve bunun yanında bilgi teknolojileri, yani bu da önümüzdeki dönemde, yani bu bilgi teknolojilerinin önde gideceği veyahut da iyi olan ekonomilerin veyahut da bu gelişmelere göre adapte olabilen ekonomilerin kazançlı çıkacağını gösteriyor. Küresel bazlamda, evet, bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Yani bu bize aslında neyi gösteriyor? Bugüne kadar geliştirilen ekonomik yapıların, buna kapitalizm dersiniz, ne dersiniz, küreselleşme, yani onun tartışmasına girmeyelim. Ama yani bugüne kadar gelişen şartlar bize aslında böylesi riskleri bertaraf edecek, minimize edecek, yönetebilecek bir yapı yaratmadığını gösteriyor. Bu da aslında bize gelecekte devletlerin, hükümetlerin kamu politikalarını, yani o public policy, kamu politikalarını yeniden gözden geçirmeleri ve böylesi salgınlara, böylesi risklere karşı daha hazırlıklı, daha dirençli ve ekonomilerinin de, yani yalnızca sağlık anlamında değil, ekonomilerinin de bu tür salgınlara ve risklere daha dayanıklı olabilecekleri politikalar üzerinde çalışmalarını getirecektir. Dolayısıyla genel olarak hükümetlerin kamu politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir diye görünüyor. Şimdi dünyada ülkelerin tüm bu süreçler içerisinde tabii ki unik tecrübe, her ülkenin kendisiyle alakalı tecrübeler de var ama sizin söylediğiniz noktaya geliyor yine de. Kamu sağlık sistemine, kamu eğitim sistemine, ama burada sağlıktan bahsediyoruz, yatırım yapmamış ülkelerin daha fazla cefa çektiği görülüyor. Yani Birleşik Devletler örneğin dünyanın süper gücü ama öyle bir sağlık sistemi var ki hem ulaşmak çok pahalı ve sigortanız yoksa hiçbir şekilde hastanenin kapısından bile giremiyorsunuz ve bugün gelinen aşamada en çok hasar görecek, en çok ölü sayısına ulaşacak ülke olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin o kadar süper güç dediğimiz Birleşik Devletler'in, yani sağlık söz konusu olduğunda gelinen nokta bu. Şimdi en çok sorgulanan konu dünya için neoliberal politikaların çöküşü mü bu? Herkes ekonomi alanında, sosyoloji alanında bundan sonrasına dair bir projeksiyon yaptığında dünya eskisi gibi bir yer olmayacak diyor ama bunun ne şekilde yeniden kurgulanacağıyla alakalı çok fazla öngörüde bulunamıyoruz. Eskiye döner mi yoksa cidden neoliberal politikaların çöküşü müdür bu geldiğimiz nokta? Yani ben böyle topyekun çökecek de her şey yeni bir dünya düzeni kurulacak, onu açıkçası çok öngörmüyorum. Tabii göreceğiz, yani bunu da kestirmek zor ama ben biraz önce söylediğime gelmek istiyorum. Sizin verdiğiniz örnekte de yani bugün Amerika gibi, İngiltere gibi gelişmiş, kişi başı geliri bizlere göre çok yüksek olan ülkelerde kamu tarafı, yani hükümetler, devletler kamu politikalarını yeniden gözden geçirmek durumunda olacaklardır. Yani zaten bunu söylerken şunu da belirtmek lazımdır. Toplumun, insanların, vergi verenlerin zaten hükümetlerden böyle bir talebi de olacaktır. Yani yarın insanlar gidip yeni seçime gittiklerinde bunlara çok daha fazla dikkat edeceklerdir. Doğal olarak siyasi partiler de toplumdan veyahut da insanından gelecek olan bu talebi veyahut da bu ihtiyacı gördükleri için siyasi partiler de bundan sonra seçimlere giderken ortaya koyacakları politikalarda
Bu biraz önce bahsettiğimiz bu zayıflıkları giderecek yönde politikalar da ortaya koyacaklar. Ha, bu da ne demektir? Sosyal devlet olma veyahut da sosyal politikaların, sağlık politikalarının bütçelerinde daha büyük kalemler yer alması anlamına gelecek. Yani hani direkt sağlık açısından baktığımızda, ikincisi de bu salgından dolayı yaşanan uluslararası ticaretteki aksama veyahut da mal ve hizmet satımındaki aksamadan dolayı ekonomilerinin daha az etkileneceği, biraz daha fazla yerli üretime önem verecekleri politikaları artıracaklarını göreceğiz. Bunun için de belki de küreselleşme sürecinde biraz daha bariyerlerin, yani o ticaret engellerinin, ki bunlar vergilerdir, kısıtlamalardır, önümüzdeki dönemde bunların biraz daha artma riski olduğunu görüyorum. Ha, bu olacaktır demiyorum ama artma riskini olduğunu ve dolayısıyla biraz daha yerli üretimi destekleyen politikaların olması gerekeceğini anlıyorum ben. Ha, bu ne derecede olacak? Bunu göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey var, değişik yatırım şirketleri, geçen hafta bir arkadaşımızın paylaştığı bir çalışma vardı. 4 senaryo öngörülüyor ekonomiyle ilgili. Bunların birincisi Mayıs ayından itibaren, yani base case denilen senaryo. Birincisi Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş serbestleşme veyahut da açılmaların başlaması, ama yıl sonuna kadar o sosyal mesafenin korunması, ama bundan sonra ekonomilerin eskisi gibi böyle kontrolsüz veyahut da etkileşimin kontrolsüz olmayacağı bir yapının oluşturulmasıdır ki bu çok da kötü bir senaryo değil. İkinci senaryo, bu salgının yaz sonu itibariyle yeniden geri dönmesi senaryosu vardır. Yani bir Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'da bir toparlanma, sonrasında da Eylül, Ekim'de yeniden bir salgının başlamasıdır. Bu tabii ki biraz daha kötü bir senaryodur. O doğal olarak ekonomiyi daha da kötü duruma şey yapacak, götürecek. Üçüncü ve çok iyimser olan senaryo, Mayıs'tan itibaren rahatlama olacak ve bundan sonra bu sosyal distancing meselesi de öyle çok büyük bir sorun olmayacak ve yaz sonu itibariyle gerekli aşıların ve ilaçların bulunması ve bu virüsün rahatlıkla kontrol altına alınmasıdır. En kötü senaryoda bu durumun biraz devam etmesi, yazda hafif bir rahatlama olmasına rağmen hemen Ağustos, Eylül itibariyle yeniden tekrar edilmesi ve bununla ilgili gerekli ilaçların ve aşıların geliştirilmemesi ve dolayısıyla bunun böyle bir kötü sarmala, talep daralma sarmalına girmesiyle, kötüleşmesiyle ilgili değişik senaryolar vardır. Umarım ilk veya üçüncü söylediğim senaryo olur. Ama tabii bunları hep birlikte göreceğiz. İnşallah Mayıs ayından itibaren rahatlama gelir ve gerekli tıbbi gelişimlerle de birlikte, aşı ve diğer bulunacak tedavi yöntemleriyle birlikte bu iş de atlatılır. Peki şimdi ülkeye dönelim. Dediniz ki turizm, inşaat ve eğitim bu sektörlerde ekonomik varlığını gösteren ülkeler bu süreçte kaybedecek ekonomik anlamda. Daha doğrusu pek çok sektör saydınız. Bu üçü bizde var. O yüzden bunu söylüyorum. Bu da dışa bağımlı üstelik bizde. Örneğin öğrenciler gitti. Ne zaman dönecekler, dönebilecekler mi bilmiyoruz. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durum zaten o sektörün dinamikleri anlamında tedirgin ediciydi. Bunu dile getiriyordu sektör temsilcileri. Şimdi daha beter bir durum. Ve diğer konu turizm konusu. Malumumuz bizde bu kriz kontrol altına alınsa bile uçuşlar nasıl başlar, tüm dünyada neler olur öngöremiyoruz. Şimdi oradan yola çıkacak olursak, bugüne kadar üretilen ekonomik önlemler, tedbirler, açıklanan bir paket var. Ne derece tüm bununla mücadele etmek için yeterli? Ne yapılması lazım bundan sonraki süreçte?
Evet, tabii ki ben potansiyel ifadesini kullanmak istiyorum. Yani kesin kaybedecek değil, yani potansiyel olarak kaybedecek olanlar bunlardır. Ve bizim de bu sektörler önemlidir, öncü sektörlerdir. Katma değeri yüksek yarattığımız alanlar bu sektörlerdir. Şimdi tabii ki hükümetimizin veyahut da devletimizin mevcut mali yapısı bildiğimiz üzere çok da güçlü bir yapı değildir. Bunun yanında tabii ki böyle bir risk, böyle bir kriz ve salgın ile tecrübesiz, bütün dünya tecrübesiz, tedbirler alınmada belli bocalamalar olabilir, belli eksiklikler olabilir. Ama ben böyle sanki de daha iyi çalışılması gereken bir ekonomik tedbirler veyahut da dayanışma paketinin açıklanmasını bekliyordum. Öncelikle bu açıklanan paketin kapsayıcı, yani bütün ekonominin bütün paydaşlarını kapsamadığını düşünüyorum. Öncelikle mesela özel sektörde kendi namına çalışan insanlarla ilgili bir şey görmedim ben. Yani düşünün, siz bir küçük bir esnafsınız. Bir iş yeriniz var, bir bilgisayar tamircisiniz veyahut da bilgisayar hizmeti veriyorsunuz veyahut da bir kişilik bir atölyeniz var, kaynakçısınız veyahut da bir tamircisiniz. Mesela bununla ilgili bir şey yok. Ha, özel sektör çalışanlarıyla ilgili bir şey düşünüldü ama mesela o yok. İkincisi, mutlak surette bir ekonomideki aktivitenin devam edebilmesi için bütün kesimleri, bütün zinciri düşünmek lazımdır. Bu bağlamda benim bu açıklanan programda bulduğum en büyük eksiklik, bunu bir iki defa değişik vesilelerle dillendirmeye çalıştım. Tedarik zinciri konusunun, yani supply chain konusunun hiç konuşulmamış olmasıdır. Yani bunun da nedeni, ilk başından itibaren hükümetimiz yaklaşımını daha fazla maliyeci bir yaklaşım ile yapmıştır. Yani ben bütçemdeki gelir ve gidere göre kesinti yapacağım, ona göre aktaracağım, maaşlarımı ödeyeceğim ve belli yükümlülüklerimi yapacağım. Aslında ben daha fazla bu süreçte ekonomi bakanımızın konuşmasını isterim. Yani ekonomi bakanımız bütün ekonomiyle ilgili olduğu için, ticaret ile, sanayi ile, üretim ile ve bütün paydaşlarla ilgili olduğu için daha fazla bu süreçte maliyeden fazla ben ekonomi bakanlığının ve bütün ekonomik unsurları dikkate alacak şekilde bir yaklaşım geliştirilmesini düşünüyordum. Veyahut da öyle olmasını öneriyorum. Öyle olması gerekir. Yani düşünün siz, eğer yalnızca mali tedbir anlamında, maliye bacağı anlamında olayı değerlendirirseniz, özel sektörün finans bacağını unutursunuz ki, veyahut da eksik bırakırsınız ki, ilk açılan pakette biliyorsunuz özel sektörün likidite ile ilgili, finansmanla ilgili pek bir şey göremedik. Ha, sonrasında gelen telkinlere yönelik bazı açılımlar yapıldı. Bu da neyi gösteriyor? Aslında hükümet bir bütünlüklü çerçeve içerisinde olaya bakmamış, yalnızca mali boyutunu düşünerek bu olaya yaklaşmıştır. Şimdi öncelikle şunu belirtmemiz gerekir. Dünya örneklerine de baktığımızda gelinen aşamada en önemli mesele hane halkının gelir akımını durmayacak şekilde düzenlemektir. Yani ben azalmayacak demiyorum. Durmayacak. Akmazsa damlasın. Yani her hane halkının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir geliri olması gerekir. Dolayısıyla bu bağlamda hükümetlerin hane halkını, ki bunlar özel sektör çalışanıdır, kamu çalışanıdır, kendi namına çalışanıdır, bunlarla ilgili bir destek paketi ortaya koyması lazımdır. Bununla birlikte hane halkını bu şekilde temel gelirini sağlamakla birlikte, ki parantez içinde 1500 TL'nin kanımca yetersiz olduğunu, asgari ücret koşullarını düşündüğümüzde aslında 1500 TL'nin özel sektörümüzün durumunu da dikkate alarak yetersiz olacağını da belirtmek isterim. Ve onunla ilgili nasıl bir kaynak yaratılacağını da sonra ifade ederim. Hane halkının gelirinin devam etmesi yanında işletmelerin de
nakit akışını ve aktivitelerini devam edecek bir finansman kaynağının düşünülmesi gerekir. Şimdi bizim gördüğünüz gibi son geçen hafta hükümetimiz 1 milyar toplamda 1 milyar liralık bir kaynak düşündü ve bu kaynağı özel sektörün likidite sıkıntısı için düşündü. Yalnız bunu yaparken çek meselesini kanınca tam da iyi yönetemedi. Yani bu ne demektir? Çeklerle ilgili, özellikle çek biliyorsunuz artık ülkemizde bir ödeme aracıdır ve bu çok kullanılandır. Çeklerle ilgili bu biraz önce bahsettiğim üretim zincirinde gelir ve gideri olmayacakları ayrıştırması ama gelirleri olacakları bu konudan ayrı tutması gerekirdi. Bunun yanında eğer ki bu şirket bu çek olayının devam etmesi gerekirse hükümetin açtığı kredi paketinde bir miktarının da sübvansiye ile yapılması gerekirdi. Ha şimdi söyleniyor ki %12'dir faiz, %9'a verecek ama %9'un da ben biraz yüksek olduğunu ve bir miktarının da soft loan diye tanımlanan, uluslararası literatürde ve uygulanan özellikle çek hesabı, overdraft hesaplarındaki faizin karşılanması için bir miktarının da hibe olarak işletmelere verilmesi gerekir. Aksi takdirde zaten borç içinde olan işletmelerin sonrasında bunu toparlamalarda zorlanacağını düşünüyorum. Yani bu da aslında çok bir para değildir. Yani bugün %4, %3, %4 daha hükümet bir şekilde kaynak yaratarak faiz yükünü bir miktarını karşılar, geri kalanını da tabii ki işletmeler karşılayacak şekilde düşünürse önümüzdeki 2 ay 3 ay sonrasında işletmelerin yeniden devreye girmesi sonucunda fazlaca bir mali finans yüküne tabii olmayacakları ve bu işi devam edebileceklerini düşünüyorum. Aksi takdirde yani zaten borçlu durumda olan esnaf ve küçük ve sermaye yapısı zayıf olan işletmelerin daha da zorlanacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bunu da bir eksik olarak belirtmek isterim. Bunun yanında tabii ki mutlak surette biraz önce bahsettiğim tedarik zinciri komisyonunun oluşturulması ve Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde tarım, sağlık, maliye, ulaştırmadan gelecek temsilciler, ticaret odası, sanayi odası, bankalar birliği ve tarım ile ilgili birliklerin de bir araya geleceği, bu tedarik zincirinde yaşanan durumu, yani ham madde durumundan düşünün de imalat kapasitesine kadar ithalat durumunu da dikkate alacak şekilde durum tespit yapılması ve olası sorunları gidermek için teknik, finansal desteğin öngörülmesi gerekir. Yani duyuyoruz işte şu maske şu kadar pahalı oldu. Veyahut da efendim soya da veyahut da pirinçte veyahut da şurada burada eksiklikler olabilir. İşte bunu yani sosyal medyadan veyahut da böyle uydurma diyebileceğimiz haberler yerine bu komisyonun oturup stoğumuz şu kadardır, gıda stoğumuz şu kadardır, ilaç stoğumuz şu kadardır, temizlik malzemeleri stoğumuz şu kadardır, tedariklerle ilgili de gerekli planlamayı yapılmıştır, eksikler varsa bunlar tespit edilmiştir ve ona göre özel sektörle bir yakın temas içerisinde bu tedarik zinciri komisyonu bu işi çok daha planlı ve öngörülebilir, insanların da rahat edebileceği şekilde yönetebilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir eksik de görüyorum. Şimdi tabii ki küçük örnekler ama önemli de örnekler diye düşünüyorum. Bu süreç aynı zamanda eldeki imkanlarla üretme noktasında da belli belki bebek adımları ama belli çabaların olduğunu da gösteriyor bize. Yerli üretimin teşvik edilmesi bu anlamda yerli ürünlerin kullanılması yönündeki çağrıları da sıklıkla duyuyoruz. Şimdi tırnak içinde kullanacağım. Uzun yıllar boyunca hep üretimden kopmuşluktan
dem vurmuş ve bundan şikayet etmiş oldukça önemli bir kesim var. Buradan da yola çıkarak bu kötü tecrübe birazcık üretme noktasında yeniden kontrolü ele almak gibi bir sonuç doğurur mu? Ne bileyim yerli üretim, ne bileyim kooperatifleşme daha da ön plana çıkar mı? Bunlar da devlet eliyle ne bileyim bir seferberlik gibi bir noktaya götürür mü bizi? Çok ütopik görüşler mi bunlar? Çünkü örneğin Türkiye'den kaynak arayışı içerisinde bugün Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları vardı. Hiç kuşkusuz sıcak para akışı oradan olabilir ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Sıcak para koşulları ortada ama ekonomi dinamikleri, iç dinamikler açısından bir üretime dönüş mümkün olur mu bundan sonraki süreçte? Yani şimdi biz gerek doğal kaynaklar gerekse iş gücü yapımıza da baktığımızda böyle tamamen üretime dönük bir ekonomi yaratacağız dersek biraz fazla uzak olur. Ama benim gördüğüm önümüzdeki dönemde yani hem bu bir vesile oldu hem de şartlar bizi bizim üstün olduğumuz en azından yani biz her şeyi üreteceğiz dersek bu yanlış olur. Yani üstün olabileceğimiz alanlar vardır. Tarım ürünleriyle ilgili bence imalatın daha iyi koşullara gelebileceği, belli temizlik ürünleri yani yapabileceğimiz alanlarla ilgili üretimin daha iyi şartlara gelebileceği ve bunların tabii ki devlet tarafından desteklenmesi. Yalnız bunu da söylerken şunu da altını çizmek istiyorum. Yani destek süreli olmalıdır. Destek belli bir noktaya kadar olmalıdır. Çünkü bugün dünya tecrübeleri bize şunu göstermiştir. Devamlı destekler sanayilerin rekabet gücünün artması ve kendine yeten yapılara gelmesine ne yazık ki engel oluyor. Onun için bu destekler doğrudan nokta atışı şeklinde süreli ve gerçekten ekonomide rekabet edebilecek veyahut da ekonomide bize yetebilecek alanlara yönelik yapılması gerekmektedir. Bu tabii ki hem kaynakların dışarı gitmesini engelleyecek, ekonomide kullandığımız sızıntıların azalmasına neden olacak, ülkede daha fazla kararlayacak. Ha, bunun yanında bizim yapmamız gereken diğer bir husus, iş gücü niteliklerimizi de bu gelişmelere göre yeniden gözden geçirmemiz ve biliyorsunuz bizim yurt dışından gelen gerçekten çok önemli sayıda bir iş gücümüz vardı. Yani 40 bin, 50 bin, 60 bin tam rakamı hatırlamıyorum ama bu şartlardan sonra artık biz de bir diğer taraftan 9-10 bin insanımız işsizdir. Ve bu krizden sonra da bir miktar işsizlik sorunu olacaktır. Bu kaçınılmazdır. İşte biz daha yavaş yavaş artık bu iş gücü piyasamızı eğitim sektörüyle birlikte değerlendirip yeni ihtiyaç olan sektörlere yönelik yani yerli imalattır bu, yerli hizmetlerdir bu neyse bunlara yönelik yeniden gözden geçirmemiz ve iş gücü piyasamızı veyahut da iş gücümüzü de ona göre oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Farklı vesilelerle daha önce de benzer konularda hani görüş belirtmiş biri olarak naçizane meslek liselerinin önemi belki bu noktada yeniden göz önünde bulundurulmalı. Nitelikli iş gücü, kalifiye iş gücü ve zanaatkarlığın belki ön plana çıkması anlamında zor bir tecrübe ama bize bunları hatırlatması anlamında önemli de olabilir değil mi? Evet, kesinlikle olabilir. Yani bunların hiç şey edilmeden hızlı bir şekilde burs sistemini değiştirirsiniz, zorlarsınız, kısıtlama getirirsiniz ve dediğiniz mesleki eğitimi artıracak ve dolayısıyla iş gücü piyasasında sektörlerin, iş verenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte insanımızı yetiştirmek bence hem kendine yeten bir ekonomi yaratma hem de böylesi risklere karşı daha dayanıklı, daha dirençli olabilme anlamında da önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Mustafa Besim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için evde sağlıklı günler diliyorum. İyi günler dinlerim, iyi günler. Mustafa Besim, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi. Mustafa Besim, Profesör Doktor Mustafa Besim konuğumdu. İkinci konuğumdu. Onunla da ekonomi boyutunu ele aldık.
bu kötü tecrübe ülkesel bazda bize pek çok şey öğretebilir. Global bazda da elbette öğrettikleri ortada. Bundan sonraki süreçte hani her şey hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler kadar uç düşünmediğini ama en azından dengelerin pek çok anlamda hem ülkede hem de global bazda değişebileceğini, değişmesi de gerektiğini söylüyor Mustafa Besim özetle. Şimdi veda edeceğim ama sizlerden gelen mesajları gördüm, görmemiş gibi olmasın, okumadan geçmeyeyim. Bayram Sarıdaş demiş ki, Maliye Bakanı banka kredileri 3 ay ertelenecek demişti faizsiz ama erteleme bedeli 1129 lira alacakmış benden. Sesimiz olun lütfen demiş. Bankanızla lütfen görüşün. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nun, Bankalar Birliği'nin açıklamaları, banka kredileri konusunda yapılan hükümetin açıklamaları çerçevesinde düzenlemeye gitti. Biliyorsunuz bankalar lütfen görüşün çalıştığınız bankayla. Çünkü bu konuda birbirinden farklı uygulamalar olduğuna yönelik biz de izleyicilerimizden yorumlar alıyoruz. Söz konusu durumla alakalı olarak lütfen görüşün bankanızda. Şikayetler devam ederse bu konuyla ilgili de konuk alıp elbette gündeme taşırız. Bir başka izleyicimiz demiş ki Ali Pilli'nin bu pandemi hastanesi yapılmasıyla alakalı açıklaması üzerine atmış mesajı. O kadar para harcanacağına neden yapılmış olan yaşlılar evi, Erinkü Süpermarket'in oradaki yaşlılar evi neden kullanılmıyor? Ot yuvası oldu, çürüyüp gidecek. Yapılı bir bina, Türkiye'nin gönderdiği paraya yeni hastane harcayacağını elindeki binaya değerlendirip o parayla çalışamayanlara destek verin diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden de bu süreçte gelen bir para yok. Yani böyle bir beklenti var. Türkiye'den bir sıcak para akışı olabilmesiyle alakalı görüşmeler yapılacağını söylemişti Olgun Amcaoğlu ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu durum ortada. Dolayısıyla ne çerçevede bir yardım olabilir bilemiyoruz onu da. Saat 11 denmişti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çağrısıyla Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Cumhurbaşkanlığında görüşecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu üçlü görüşme öncesinde bir açıklama olur mu acaba diye bekledik. Saatler 11.08 şu an için herhangi bir gelişme yok o cenahta. 163 kişiyi taşıyordu. İkinci uçak da ülkeye geldi. Bugün sabaha karşı onlar da Güzelyurt'ta Refika Öğretmen Yurdu'na yerleştirildi. KYK yurduna yerleştirildi. 163 kişi 14 gün boyunca orada zorunlu gözetim altında kalacaklar. Hatırlatmasını yapalım. Yine sizlerden gelen sorular bu 1500 liralık yardım konusunda sektörel bazda bile netlik kazanmış değil o yardımların nasıl verileceği, ne yapılıp ne edileceği konusu. Bakalım bugün başka hangi gelişmelere gebe olacak takip edip yarın buluştuğumuzda onları da aktaracağız. Ama siz Kıbrıs Genç TV ekranlarından gelişmeleri takip etmeyi sürdürebilirsiniz efendim. Ara haber bültenimizde, ana haber bültenimizde saat 19'da ve gün içerisindeki canlı yayınlarımızla gündemi Kıbrıs Genç TV'den takip edin. Biz yarın haftanın son programında saatler 8.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın, evde kalın. Sağlıklı kalın efendim.